Herkese merhabalar. 8 Nisan 2023. Bu defa yine çok değerli bir konukla birlikteyiz. Sayın Murat Germen, hem sanatçı hem akademisyen. Kendisinin çok değerli bir çalışması oldu. Özellikle ülkemizde son aylarda büyük kayıplar ve depremle ilgili bilgi, belge ve Hani bunların her zaman doğru kaynaktan yönetilmediğinde varsayarsak, bugün konuğumuz aslında inanılmaz bir çalışmayı bizlere sunacak. Kendisine hoş geldin diyorum, kendi adıma ve sizlerin adına hoş geldiniz. Murat Bey biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Evet, tabii, hoş buldum. Teşekkür ederim bu davet için. Ben şehir plancılığı okudum İstanbul Teknik Üniversitesi'nde. Daha sonra da MIT'de mimarlık okudum onun üzerine. Genellikle tersi yapılır. İlk mimarlık okulur, sonra şehir plancılığına geçilir. Ben galiba böyle ölçeği küçültmekten yanaydım daha büyük bir ölçekle başladım şehirden daha sonra mimariye geçtim iyice küçük yani şehrin tabi önemli parçası mimari ama daha küçük bir bileşeni tabii ki sonra da her iki meslekte de çok verimli olamayacağımı düşündüm çünkü e, büyük bütçeler e, söz konusu büyük bütçelerin olduğu yerde e, özgürlük pek olmuyor. E, para ne isterse, para ne dikte ederse eninde sonunda ona doğru e, yöneliyor her şey. E, ben de e, fotoğraf çok sevgili bir e, hobimdi. E, e, dedim ya ben bu ikisini e, yapamayacağım. Hem kendimi üzeceğim hem başkalarını üzeceğim. E, e, ben en iyisi fotoğraf odaklı bir hayat kurayım kendime diye ve sonunda ee, tabi biraz zaman aldı ama e, çok memnunum verdiğim karardan e, şu an itibariyle de e, Sabancı Üniversitesi'nde tam zamanlı öğretim e, görevlisiyim e, galerilerle müzelerle işbirliği yaparak çeşitli e, sanatsal eylemlerde bulunuyorum e, bir de aynı zamanda e, profesyonel fotoğrafçıyım e, bedeli karşılığında işte e, çeşitli e, mimari ve e, kentsel içerikli şeyler çekiyorum. Bu o, işin profesyonel tarafı da e, bugün e, göstereceğim. E, içeriği oluşturmakta tabii bana çok e, faydası oldu. Çünkü e, ben e, deprem bölgesine e, bir e, sanatsal çalışma yapmak için gitmedim. E, niyetim kesinlikle o değildi. E, buradan e, bir sergi e, de değildi amaç. Yani biri, e, bir iki tane sergi teklifi geldi. Sadece hani sırf e, e, belgesel bir sergi yani böyle bir sanatsal eleman adına değil. E, Hatta bir, bir iki yerde böyle kalıcı olma ihtimali vardı falan henüz daha konuşuyoruz onları. Ama bu bir sanatsal eylem değildir. Bir tek teknik fotoğraf eylemi ve bir belgeleme söz konusu burada. Ve çoğunlukla da hasar tespit ve hani en, enkaz altındaki ya yani enkaz halinde olan binalar... İşte diğer hasarlı binalar ne tür donatı demirleri kullanıldı ondan sonra işte bu yumuşak kat diye adlandırılan bir vaka var alt tarafları dükkan konulduğunda bir zemin katı iyice zayıf hale getiriyoruz ve depremde de en çok etkilenen katlardan kat zemin kat ve birçok fotoğraf var ki mesela 5 katlıysa bina 4 olmuş dokuzsa sekiz 8 olmuş 7 ise 6 olmuş falan bu bu tür vakaları kaydedip çeşitli araştırma ve soruşturma yapan yani hem hukuki araştırma soruşturma hem de akademik ve mesleki araştırma yapan insanlara fotoğrafları açtım. Yani bir 2200 tane ya yani 2700 tane çektim ama onun içinde her tür fotoğraf vardı. Teknik fotoğrafların sayısı 2200 ve bunları şu anda açık kaynak olarak bir Google Drive linkinden paylaşmaktayım. Şehir plancılarıyla, inşaat mühendisleriyle, mimarlık şehir plancıları odalarıyla Ankara Barosu'yla paylaştım. Bir iki hukukçu da benden bunları istedi. Ve fotoğrafların hepsinin üzerinde coğrafya konum bilgisi vardır. Dolayısıyla da bu şekilde o fotoğrafın nerede çekildiğini, belki işte 10-20 santim veya 40-50 santim hata payıyla bilmek olası. Dolayısıyla da bunu bir delil olarak kullanmak olası. Yani bu eyleme bir yandan da bir olay yeri inceleme eylemi olarak bakabiliriz. Çünkü bunlar bir delil. O yüzden de olabildiğince çabuk gitmeye çalıştım. Yani istediğim kadar çabuk gidemedim. E, ama e, benim e, gitmem e, bile e, bir e, hakikaten e, iyi ki gitmişim dedirtti bana. E, şu an itibariyle enkazları neredeyse e, yani daha çok var temizlenecek tabii de. E, e, şu an e, apar topar büyük bir e, e, hızla e, yangından mal kaçırıcısına enkaz temizleniyor. E, bu da iyi bir şey değil çünkü e, binanın neden... E, bir kusur gösterdiğini inceleyebilmek zaman alan bir şey. Yani öyle sosyal medyadaki videolarda döndüğü gibi bir binaya tokmak vurup ondan sonra 3-5 dakika içerisinde o binanın ne derece hasarlı olduğunu dışarıdan bakarak anlamak kesinlikle mümkün değil. Dışarıdan iyi duran binalar içeriden çok ciddi hasarlı olabiliyorlar. Neyse bir, bir, bu bir giriş oldu. Ben biraz yani üç ilimize gittim ben. Hatta üç buçuktan dört diyelim hadi. Adıyaman'dan başladım. Daha sonra Maraş'a gittim. Maraş'la en son Hatay'a gittim. Maraş'la Hatay arasında da Nurdağı diye bir ilçe var. O da Antep'in bir ilçesi. Dolayısıyla dört il diyebiliriz aslında. Çünkü Nurdağı Antep'in en çok hasar alan ilçesiydi konumu itibariyle. Şimdi size sadece Hatay'dan bazı şeyler göstereceğim. Yani biliyorsunuz Hatay bazen bu karışabiliyor. Bunu bir açığa kavuşturmak isterim. Açıklığa kavuşturmak isterim. Hatay il biliyorsunuz Antakya'da ilçe. Yani dolayısıyla bazen çünkü böyle öyle hani cümle içinde kullanılıyor ki sanki Hatay'la Antakya birmiş gibi algılanabiliyor. Hatay daha büyük ilimiz Antakya'da o ilçelerden Hatay'daki ilçelerden bir tanesi. Şimdi Hatay üzerine daha doğrusu Antakya üzerine birçok ortak oluşumlar söz konusu oldu. Yani az 4-5 tane var ben bunların 2-3'ünün içindeyim zaten. Bir çeşitli konuşmalara dahil edildim yaptığım çalışmalardan belge belge anlamında faydalanmak isteyenler oldu ben de seve seve hemen onlara gerekli fotoğrafları yolladım bugün de Antakya'ya biraz odaklanacağız ben paylaşabiliyorum değil mi evet bir dakika ekran sizin tamam şu an gö görebiliyor musunuz slide'ı? görüyoruz maksimum alırsanız tamam öyle yapacağım tamam hali. bir dakika <laughs> Evet, şimdi şimdi ben biraz bu arada şöyle Bilur Hanım şunu soracağım, Buyurun. biraz vaktimiz var mı? Yani böyle bir var hani bir, yani bir, bir bir buçuk saat, yani bir buçuk saat falan sürse çok mu olur yoksa? Çünkü Yok, göstermek olur. istediğim çok şey var. Tamam, tabii. yani bu arada sıkılan olursa tabii ki lütfen konuşmadan yani linkten, zoom'dan ayrılmak mümkün. Umarım sizi sıkmam. Ama ilginç bir görsel malzeme göstereceğim. Başlangıçta bazı detaylar vermek istiyorum. Bir dakika. Şimdi burada çok kısa kısa bazı şeyler. milattan önce 5000'den başlayan bir tarihi olan bir yerleşimden bahsediyoruz. Bir ara Roma İmparatorluğu'nun parçası. Roma ve İskenderiye'den sonra 3. Dünyanın ise 4. Büyük Kenti. Yani ben açıkçası bilmiyordum bu bilgiye vakıf değildim. Çok etkileyici. Bu arada Defne Harbiye ki benim Hatay içerisinde hasar tespit yapmak üzere gittiğim diğer ilçelerden bir tanesi Defne ve onun Harbiye adlı mahallesi. Bu şehre Defne Harbiye çağlayanlarından Antakya'ya su getirilmiş ve su deposu dağıtım şebekeleri yapılmış. Antalya bir zamanlar bir olimpiyat şehriymiş, o da enteresan bir bilgi. Kentin kuzey doğrusuna doğru gelişen ve Hatay çöküntü alanının ortasında yer alan Amikova'sı, zirai potansiyeli çok yüksek bir kalın çok yüksek kalın bir alüvyal, yani akarsular tarafından taşınan kil, kum, çakıl gibi maddelerin birikmesi. Bir, bir yapısı olan bir toprak tabakası sonuç itibariyle, yani çok verimli bir arazi. Fakat diğer yandan da e, inşa için uygun bir arazi değil. Yumuşak bir zemine e, sahip olduğu için. E, bu arada e, Hatay, e, pardon Harbiye'deki şelalelerden bahsetmiştik. E, ben bu gezide e, böyle akşama doğru e, e, hasar tespit çalışmasını bitirdikten sonra e, bir e, e, gezi yaptık e, e, Harbiye şelalelerinde. E, bunlar da... Orada çekilmiş cep telefonuyla çekilmiş fotoğraflar. Bu arada bu çok güzel bir şelale deniyor bu bölgeye. Çok güzel bir kafe var. Çok aydın bir insanın işlettiği bir kafe belli ki. Bir sürü değerli edebiyatçıdan, şairden, siyasetçiden. Çeşitli alıntılar kullanılmış burada. Bu şeylerin üzerine de bir sürü değerli insanın ismi yazıyor gördüğünüz gibi buradaki basamakların üzerine. ikinci basamak yani birinci basamak da çok anlamlı tabii kadına şiddete hayır. Hemen üstünde de gidersen yıkılır bu kent Ahmet Telli'nin bir cümlesiymiş bu. Bu da tabii çok manidar depremden önce yazılmış bir şey sonuç itibariyle. Evet. E, Habibineccar Dağı var. Çok önemli bir dağ. E, Antakya'nın e, e, sırtını dayadığı. E, bu e, bir zamanlar yani Roma çağından beri ayakta duran ünlü e, taş köprüsü var. Dioklesiyen tarafında, e, tarafından zamanda yapıldığı e, tahmin ediliyor. 1972 yılında dönemin belediye başkanı tarafından hunharca yıkılıyor. Yani e, bizim ülkede bu e, veriler, bu olgular ne yazık ki değişmiyor. Bir zamanlar Barış kenti adayı olmuş ve ikinci kent seçilmiş. Burada çok kültürlü bir yapıdan bahsediyoruz. O yüzden üstüne titriyoruz. O yüzden çok üzüldük Antakya'nın bu kadar ciddi bir hasar görmesine. Gene o çok kültürlü yapının yapının korunmasını istiyoruz. Çünkü tek seferde bir şehri inşa ederken o çok kültürlü yapı tehlikeye düşebilir. Bu yüzden de bunu istemiyoruz. Burada çeşitli halklar yaşıyor. Hemen hızlıca sayayım. Türkler, Kürtler, Nusayriler, Süryaniler, Katolikler, Ortodokslar, Rumlar, Protestan Araplar, Maruniler, Ermeniler, Yahudiler, Gürcüler ve diğer küçük topluluklar bu çok kültürlü yapının dinamiklerini oluşturuyorlar. Bu arada Saint Pierre Kilisesi var şeye doğru, dağın eteklerine doğru. Bu, bu arada Antakya'nın Hristiyanlık isminin ilk kez verildiği şehir olduğu yani bu ismin burada ortaya çıkarıldığı söyleniyor. bu yüzden de St. Pierre Kilisesi Hristiyanlığın en önemli tarihi kiliselerindenmiş. 1963 yılında Papa 4. pardon 6. Pol tarafından hac yeri olarak ilan edilmiş. E depremden etk etkilendi fakat sadece kilisenin istinat duvarı çöktü. İstinad duvarı da tabii genellikle aşağı doğru etekleri tutmaya çalışan bir şey olduğu için etekte bir hareket olduysa yamaçta daha doğrusu ondan çökmüş olabilir. Ama bina dağ eteği zemini sağlam bir yer olduğu için buradaki yapılarda çok fazla yani ev konutlarda falan bile çok fazla zarar görmüyoruz. Yani en çok zarar gören yer. E, ...dere yatağının olduğu bölüm yani dolayısıyla zeminli, e, gevşek olan yer. E, bu arada dünyanın ikinci büyük mozaik koleksiyonu barındıran bir e, bir arkeoloji müzesi var e, e, Antakya'da. Neyse ki e, hasar görmedi e, ve burada sergilenen eserler hatta bu Şubbiluliuma'nın da bir heykeli var. E, yeni deprem ve artçı sarsıntılara karşı metal kafes ve kum torbalarıyla korumaya alındı ve e, orada bir hasar yok şükürler olsun... Ee, bu arada e, deprem ben e, bu e, metinleri e, bulmak için araştırma yaparken e, bu e, burada o kadar çok deprem olmuş ki ben böyle şaşırdım kaldım. Yani biliyorduk daha önce depremler olduğunu ama iki üç tanesinden bahsedilmişti. Burada gördüğünüz gibi e, yani milattan önce daha milattan sonra yani bir sürü tarih var gördüğünüz gibi hepsini teker teker saymayayım. Bunlardan en şiddetli ve en çok kaybına yol açanı 29 Mayıs 526 yani işte 3 aşağı 5 yukarı 1500 sene önce meydana gelen deprem 250 bin kişinin öldüğünden bahsediliyor. 250 bin kişi şu tarihler için bile çok fazla bir rakam o zaman herhalde oradaki nüfusun çok çok büyük bir çoğunluğu öldü demek anlamına geliyor ben öyle anlıyorum bizde de tabii 50 bin küsür falan deniyor ama yani kim inanıyor tabii o rakama bunun çok daha üzerinde olduğu zaten çeşitli verilerle ispatlanabilir halde daha sonra 846'da 847 veya 847 o tam kesin değil bir deprem daha oluyor 20 bin kişi ölüyor 868'de bir daha oluyor 1054'te bir daha oluyor 10 bin kişi ölüyor 1090 1000 veya 1092, 1157, 1169 1615 şiddetli bir deprem gene 1822 20 bin'den fazla kişinin ölümüne neden olduğu tahmin ediliyor falan filan yani işte Pardon 72de yani bakın 22de 1822 de 50 sene sonra 1872 yani 50, sadece 50 sene sonra yani büyük bir deprem olduktan sonra hani bir kendimizi bir şekilde avutmaya çalışıyoruz ya ya işte büyük depremler 200-250 senede bir oluyor falan diye. Yani bakın 1822, 50 sene sonra gene güçlü bir deprem olmuş ve burada da 1500 kişi ölmüş. Yani bu deprem Antakya'nın veya Hatay'ın bir normali. Yani dolayısıyla bizim bu kenti ve buradaki her şeyi çok sağlamlaştırma ve pamuklara sarmamız gerekiyordu. Yani bu bunun geleceği belli. Yüzyıllardır yıllardır burası deprem depremle yıkılıyor, yeniden yapılıyor, yıkılıyor, yeniden yapılıyor ve bizim bu buna göre önlemler almamız gerekiyor. Fakat ne yazık ki almamışız. Şimdi ben kendi çalışmama geçmeden önce hızlı hızlı çok önemli bazı kaynaklardan eski Antakya hakkında size fotoğraflar göstereceğim. Yani neyi kaybettiğimizi bilelim. O önemli çünkü Ataman Demir çok önemli bir akademisyen mimar ve kendisinin ürettiği Çağlar içinde Antakya kitabı en önemli referans kaynaklardan birisi hatta belki en önemlisi olarak görülüyor Antakya için oradan bazı fotoğraflar ben burada gösteriyorum müthiş bir su değirmeni yapısı var keşke yani belki işlevsel olmasa bile yani o kadar güzel bir mimari yapı ki keşke bu bir şekilde canlandırılsa. Hatta gene işlevi de olsa belki ne bileyim hububat, buğday un üretmek için kullanılsa, öğütmek için kullanılsa. Bu köprünün tasvirlerinden bir tanesi taş köprünün. Diğer tasvirlerde de buna benzer şeyler var. Tabii gravür ve çizim olduğu zaman fotoğraf gibi olmuyor. Oranlarda, batlarda bazı değişiklikler olabiliyor. Fakat çok güzel bir köprü olduğunu görüyoruz. Hatta köprüye bitişik bir içinde yaşanılan bir bina olduğunu da görüyoruz burada. Pardon. Evet bu Oront denilen Asi Nehri, Asi Nehri'nin direkt olarak kullanılabildiğini görüyoruz. Şimdiki Antakya'ya baktığımızda herhalde işte sellerden bazı koruma sağlayabilmek için seviye yükseltilmiş vaziyette ve suyun kenarında bir yerleşme veya bir kafe veya benzeri bir şey yok. yani Keşke mümkün olabilse tekrar su yanında yanındaki yaşamı da en azından bazı yerlerde her yerde değil de bazı yerlerde tekrar canlandırmak mümkün olsa ben bu fotoğrafları görünce bu konuda çok heyecan duydum. Yani bir yalı gibi kıyı vermesi çok değerli diye düşünüyorum. Bu, bu arada evet şey sol alttaki resimde köprüyü tekrar görüyoruz. Bu, bu, da başka bir tasvir, başka bir gravür. Ve hakikaten de çok yakalı bir köprüymüş gerçekten. Bu arada surlar var. Tabii çok antik eski bir kent olduğu için ee, ve eskiden e, e, savaşlar daha e, sıklıkla e, e, tekrar edilebildiği için korunma amaçlı surlar her zaman eski antik kentlerde e, olmuş e, Bu da Antakya'nın önemli bir parçası e, Antakya'nın e, kendine has bir e, e, minare e, formatı var burada e, örnek çeşitli örneklerini görüyoruz e, çok güzel. Yani benim şimdiye kadar gördüğüm en güzel minare, minare e, tipolojisi belki de e, çok e, hoş e, e, bir, bir böyle geniş bir e, şerefesi var ve tek şerefeli oluyor tabii en tepede tekrar e, bir e, e, değirmenden görüntü e, bir bir tane daha ya yani çok e, bol miktarda varmış gördüğünüz gibi çok da e, güzel kendine has mimarisi olan bir e, işlevsel yapı gördüğünüz gibi bir tane daha. Bu Ataman Bey'in büyük olasılıkla kendi çektiğini tahmin ettiğim bazı renkli dar Antakya sokakları, eski Antakya sokakları fotoğrafları ve şimdi bunu söylemek istiyorum. Antakya malum güneyde, dolayısıyla yazları çok sıcak oluyor. Yazları çok sıcak olan yerlerde genellikle sokaklar dar olur. Dar olmasının nedeni burada gördüğünüz şey. E, gölge e, e, yapsın isterler e, binalar e, yani e, imkansızlıktan dolayı değil o darlık e, e, binaların birbirine yakınlaşması e, en e, e, kızgın güneşin altında bile e, sokakların devamlı e, olarak e, gölge altında kalmasına. E, faydalı oluyor. Ee, burada çok güzel bazı mimari detaylar var. Yani zaten çok e, güzel, çok e, nasıl diyeyim kaliteli bir mimari e, çizgi görüyoruz burada. E, şu üstte e, gö gördük, gördüğünüz şeylerde kuş evleri, kuş takaları diyorlar sanıyorum e, e, oranın e, deyimiyle. E, yani pencerelerin üzerinde e, kuşlar için yapılmış özel e, yuvalar e, görüyoruz kuşlar gelsin diye. E, bu arada e, tabii e, her sıcak coğrafya kent yapısında olduğu gibi bu kentlerin pardon bu ev, burada olan evlerde çeşitli balkonlar, teraslar, hava havalandırma olması açısından avlu falan bunlar tabii Türk evinin de çok vazgeçilmez parçaları. Burada da çok güzel örnekleri olduğunu görüyoruz. Gene kuş evlerinden detaylar. Şimdi de bir Fransızların ürettiği bir turizm amaçlı ürettiği aslında bir böyle turist rehberi gibi bir şeye bakacağız. Rehbere bakacağız. Burada evet bir kapı var. Şehir, şehrin giriş kapılarından bir tanesi. Ha, pardon, Port du Pont diyor. Yani köprünün giriş kapısı bu. Köprüde işte malum gene bir daha karşımıza çıktı. Bu da başka bir tasvir. Ama gördüğünüz gibi böyle hep dört kemerli bir giriş kapısına yaslanan bir bölümü de bina olan çok güzel bir köprüden bahsediyoruz. Bu köprü maalesef artık yok. Bu sefer gene fotoğraflarda sağ tarafta değirmeni görüyoruz. Bir banka binası sol taraftaki. Bu o, tepeden bir, bir genel görüntü Asi Nehri'nin etrafında nasıl şekillendiğini gösteriyor e, şehrin. Bu arada arka tarafta da bu işte Habibinecer e, Dağı dediğimiz dağ var. E, ve demin kastettiğim oydu. Yani e, bu dağın eteklerine doğru yükselen bölümlerde e, enkaz e, çok daha azdı. E, enkazın büyük çoğunluğu hep e, dere, e, Asi Nehri'nin yakınlarındaki yerlerde. Yani bu orada yerleşilmeyecek anlamına mı gelmiyor? Hayır. Yani gene yerleşmek gerekiyorsa yerleşilecek. kültürü korumak adına fakat ona göre kazıklı temel yapılacak ve sert toprak bulana kadar orada yapılan binaların temeli doğru dürüst yapılacak ve bu sayede de orada var olmaya devam edecekler. Deprem bile deprem olduğunda bile Gene bir e, Habib Neccar'da arkada olmak üzere bir genel görüntü. E, bir e, eyvan e, diyoruz buna. E, bir bal, balkonun eyvanından e, şehrin şehrin e, binalarının çatılarına e, bakış atıyoruz. Solda gene o güzel e, Nakip Caddesi üzerindeki e, güzel cami minarelerinden bir tanesi. Gene bir genel görüntü. Bu da Hatay Valiliği'nin sitesinden indirdiğim bir PDF'den aldım bazı görseller. Gördüğünüz gibi surlar gene çok önemli. Bu çok eski bir tasvir. Ne derece doğru bu? Sanki eski söylenilen şeylere göre yeniden çizilmiş bir şey. Çünkü bu eski çizimlere pek benzemiyor. Yani ben sadece şu an spekülasyon yapıyorum. Bu tasvir. Um, e, çok ilginç bir şeyden bahsediyor. Bir ada gibi e, bir yer varmış. Yani e, Berlin'de bir müze adası vardır. Bilmiyorum gittiyseniz Berlin'e. Veya e, şey Paris'te Ile de France diye bir yer vardır. Böyle e, nehir, nehir, ikiye ayrılır. Ve ortada bir tane ada bölümü kalır. E, yani ö, bir zamanlar öyleymiş e, bu Roma zamanında. E, e, Antakya'da çok heyecan verici e, gerçekten. E, yani böyle, böyle bir yapı keşke tekrar inşa edilebilse çok ilginç bir yer, bir şey olur diye düşünüyorum. Gene surları görüyoruz. Surlar. Gene surlar. Köprünün bu sefer başka bir bakış açısı. Habibi Necar da çok net bir şekilde arkada gene fonda gözüküyor. E, bir, dört kemerli köprümüz gene orada bir e, kemer, e, köprünün kapısı var gene burada gördüğümüz gibi e, bu bir de e, dağın yamaçlarından zirvesine doğru çıkan e, ve demin bazı örneklerini gördüğümüz e, kent surlarının da burada e, komple e, hiçbir bu e, yıkılmamış e, e, yekpare haliyle e, görebiliyoruz kendisini bu biraz daha uzaktan bir görüntü gene Habib Necar da e, arkada bunlar biraz daha yeni fotoğraflar. 1930 soldaki 1920 sağdaki. E 1930'ların başında Antakya. Asi Ası Irmağı, eski köprü ve gene daha önce farklı fotoğraflarını gördüğümüz yani birkaç tane var buradan anladığımız kadarıyla. Gene bir değirmen, su değirmeni görüyoruz. Bu çok daha yeni bir fotoğraf 1970'ler. Bu da e, Antakya konusunda çok değerli çalışmalar yapan, e, benim de deprem e, aracılığıyla tanıştığım çok değerli bir e, e, akademisyen Tuğçe Tezer. Yani Antakya için varını yoğunu ortaya e, koymuş e, bir insan. E, onun e, Facebook e, profilinden koyduğu bazı eski fotoğraflar vardı. Ben de onları indirdim e, ve e, buraya koydum. Evet gördüğünüz gibi e, aynı bizim Boğaz'da olduğu gibi şu özellikle sol fotoğrafta cum, e, cumbalı ve eli böğründe dediğimiz detaylar üzerinde e, suya e, tepeden bakan bir yapı var. Yani çok güzel bir su kullanımı varmış eskiden. E, ama e, şu an e, bu e, kullanım geçerli değil Antakya merkezde. E, bu e, yapı önemli bir yapı. Maalesef e, yıkıldı bu yapı. Yani daha doğrusu yıkıldı demin. Yani ha, bayağı ciddi bir hasar gördü. Yıkılmaya yakın bir e, durumda. E, fotoğraflarını göstereceğim onu e, gene köprüden bir görüntü e, Bunlar da ben e, 2016 yılında Pardon 2006 yılında e, bir e, sanat etkinliği için iki defa ayrı e, vesileyle e, oraya gittim ama biraz böyle hani nasıl diyeyim e, 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 orada boş bulduğum zamanda, ve böyle biraz hani güzel turist gibi yürürken ilgimi çeken bazı şeylerin fotoğraflarını çekmişim. Yani o dönemler ben belgesel fotoğraf konusunda şu an çektiğim yoğunlukta çekmiyordum. Yani şimdi böyle hani çok affedersiniz amiyane bir tabir kullanacağım. Hani otu boku çekiyorum çünkü çok önemli bir belge oluyor. Yani siz onu bir sanatsal eylemde kullanmasanız bile belki bilgisayarınızda hiç açılmayacak bir ham dosya olarak duracak olsa bile e, bu zamana dair e, çekilen zamana dair çok önemli belge oluyor sonuç itibariyle. 2006'da o kafada değildim. Ama gene de fena değil baya yani fe, fena, fena değil sayı çekmişim e, bir, bir çok fotoğraf. E, bunlar da 2006'daki hali e, Antakya'nın. E, yani çok e, eski binaların, eski sokakların da çok iyi durumda olduğunu söyleyemeyeceğim açıkçası. Yani çok böyle e, e, Safranbolu'ndaki gibi bir e, restorasyon eylemi e, o seneler yokmuş. Yani dikkat çeken böyle e, ay ne kadar güzel bina ve bunları ne kadar güzel tutmuşlar diyebileceğiniz bir durum yok maalesef. Yani e, binalar oldukları haliyle biraz e, haraplar. Bu arada e, çok ilginç bir detaydan e, e, bahsetmek istiyorum e, size burada. E, e, yani şu an mouse gözüküyor. Mouse'un imleci gözüküyor mu bilmiyorum ama e, bu e, pencerelerin İngiltere. üzerinde Ha tamam, çok güzel. Pencerelerin üzerinde e, ikinci bir e, pencere bölümü var. E, daha küçük ve daha yukarıda. E, ben yani bunun mimari araştırmasını açıkça yapmadım ama e, benim tahminim e, bunun e, havanın sıcak havanın tahliye edildiği bir yer olması. Yani alt tarafta siz şayet, şayet mahremiyetinizi korumak istiyorsanız veya e, güneş girsin istemiyorsanız, bu kepenkler de zaten onun için var. Bunları kapalı tutuyorsunuz fakat üsttekiler zaten binanın çatı saçağı var. Bunlar çatı saçağının gölgesine girdikleri için güneş alma ihtimalleri zayıf. Dolayısıyla buradaki kepenkleri açıp hatta oradaki camları da açtığınız zaman hava sirkülasyonunu da sağlamış oluyorsunuz. Genellikle de sıcak hava yukarı çıkar mekanda ve oradan tahliye için bir delik açarsanız oradan da tahliye olur hala. E, e, dolayısıyla mimarinin e, sıcak coğrafyaya has e, özellikler taşıdığını buradan çok net bir şekilde görebiliyoruz. Çok da güzel bir detay ayrıca. Yani özellikle ayrı ayrı açıldıklarında e, sanki böyle bir T şekli gibi e, bir şekil oluşuyor. Çok da güzel e, durduğunu düşünüyorum ben. ben. E, <laughs> burada da gene bir örnek var. Fakat üstteki e, e, pencerenin ...daha aynı boyda olduğunu görüyoruz. Bir önceki gibi küçük değil. Gene dar sokaklar. Bunlar gene benim çektiklerim devam ediyor. Bunun tam olarak... ...fonksiyonunu... yani tahmin ediyorum... ...şimdi iki tane kemer var. Bir de ortada bir mertek diyebileceğimiz... ...veya kiriş diyebileceğimiz bir ahşap kiriş de atılmış. Benim tahminim bunların arasına bir örtü yapıp... Ondan sonra onun üzerine belki sarmaşık sar, sardırmak ve dolayısıyla gölge yaratmak yani gene aynı maksat. Yani bu bunlar tabii ne yazık ki bu kemerler gitti. Yani zaten bu 2006'daki halleri bile gördüğünüz gibi çok kötü, berbat, özensiz bir beton harçla bunlar böyle güya tamir edilmiş. Fakat çok kötü duruyor tabii. Arkadaki'nin durumu daha iyi. Ama öndekinin durumu hiç iyi değil. Bunlar tabii sarsıntıda yok oldular. Çok güzel gerçekten yapılar var. Bir bunların önemli bölümü ne yazık ki ya çok ciddi hasar gördü ya da kaybettik tümüyle. Bir Katolik kilisesi sağdaki, solda bir gene dar sokaklardan bir görüntü. Çok güzel mimari detaylar var. Burada gördüğünüz gibi mesela bu yuvarlak e, e, pencere ve onun önündeki demir detay çok e, dikkat çekici gerçekten çok sıklıkla rastlanan türden bir detay değil. E, bu da e, şey pencerede e, yani e, direkt giriş sağlanmasın diye yani bir hırsızlığa karşı veya izinsiz e, e, duhule karşı e, yapılmış bir önlem tabii ki. E, zemin katlarda hep vardır bu tür şeyler. Fakat o kadar e, şık, güzel bir şekilde yapılmış ki e, bayağı baya bildiğiniz mimari bir detay gibi duruyor. Soldaki kafesten bahsediyorum tabii ki. E, sağda da e, gene aynı şey. E, üst taraftan ayrıca açılan ve si, hava sirkülasyonu için kullanılabilecek e, daha küçük ikincil kepenkler ve içinde de çok güzel bir e, fer e, demir görüyoruz gene. E, bazı şey, sol tarafta bir restorasyon söz konusu, bir usta çalışıyor, ee, bir kilise yapısı gene, çan kulesi sol taraftaki. Evet, şimdi bu depremde çektiğim, yani deprem sonrasında çektiğim bazı görüntüler. Şimdi burada buralarda karşılaştırmalı bir şey yapamadım, çünkü burada o kadar kü, külliyatlı bir çöküş olmuş ki bir kere sokak nerede hangi sokağın üzerinde yürüyoruz onu bilemiyoruz bir de Google Street View yani benim karşılaştırma yapmak için kullandığım kaynak Google'ın sokak görüşü fotoğrafları biliyorsunuz yani Google harita kullanırken bir tane sağ alt köşede bir adam var onu o adamı sokağın üzerine bıraktığınızda şayet orası mavi bir renge dönüşüyorsa anlayın ki orada bir Google arabası dolaşmış ya da ee, arabanın giremediği yerlerde de e, sokaklar için e, bireylerin sırtına e, bir bayağı büyüyecek bir e, sırt çantası veriyorlar. Genellikle de tabii gençlerin e, onları taşıması gerekiyor. Onun üzerinde de e, Google'ın özel bir dokuz kafalı top gibi bir kamerası var. E, 360 derece e, e, küresel e, çekim yapıyor ve bunları kaydediyor. Burada maalesef e, benim referans olarak kullanabileceğim bir belge bulamadım. Bu yüzden de karşılaştırmalı değil buradaki fotoğraflar. Ve burada bu arada taş yapıların büyük ebatlı kesme taştan yapılmadığını görüyoruz. Yani bayağı nasıl diyeyim işte toplasanız en fazla hadi bir kafa büyüklüğünde hadi işte belki şurada ön tarafta bir taş var mesela şu falan. Belki iki kafa büyüklüğünde falan bunlar. Yani çok büyük Modüller değiller ve aralarındaki harç da çok sağlam bir şekilde yapılmamış görünüyor ve bu yüzden de ciddi bir böyle moloz yığına dönüşmüşler. Yani ben mesela taş binalardan çok iyi performans beklerim genelde özellikle de büyük ebatlı kesme taştan yapıyorsanız. Ve e, arasına harç değil de e, sadece zaten kesme taşları o kadar düzgün e, kesiyorsunuz ki onları üst üste koyduğunuzda kendi ağırlıklarıyla zaten e, bir e, yük oluşturuyorlar ve taşı, taşıyıcı duvar haline geliyorlar. Burada e, öyle bir şey e, yok. Yani e, ciddi bir hasar e, söz konusu. E, yani e, bura, bura, buraların e, bir bölümünün daha önce şu an tam size söyleyemeyeceğim neresi. E, sokak olduğunu e, düşünün e, ve şu an itibariyle bütün sokak e, zemin e, kapanmış e, vaziyette. E, bu e, eski Antakya e, tarafı yani Asi Nehri'nin e, doğu tarafından bahsediyoruz. Asi Nehri'nin batı tarafı bu arada e, ki e, Armutlu e, Elektrik Mahallesi e, gibi e, Antakya'nın bilinen mahalleleri oradaki bina stokunun çok da iyi olmadığını e, e, göreceğiz ilerideki fotoğraflarda. E, yani bayağı baya ciddi bir e, her şey birbirine karışmış bir halde hiçbir şey çözemeyeceğiniz bir e, durum oluşmuş burada gördüğünüz gibi. Şimdi e, karşılaştırmalı fotoğraflar başladı. Şimdi tabii e, benim kullandığım e, kamera e, e, ve onun lensi ben 24-105 bir lens kullandım oraya çok hafif gitmem gerekiyordu böyle büyük bir çantayla 4-5 gün boyunca günde 8 saat yürümem imkansızdı O yüzden de böyle her şeyi yapmama izin veren en böyle versatil diyebileceğimiz lens <laughs> 2405. yani benim şimdi çok çok çeşitli lensler kullandım En ısındığım ve en rahat ettiğim lens 2405. Çünkü hem geniş açı çekebiliyorsunuz hem. Sokak boyunca bir daha tele bir görüntü de alabiliyorsunuz. Tabi şeyde Google'ın kameraları belli bir sabit oda odaklı bir lens. O yüzden benim burada çektiğim açılarla o açı aynı şey değil. Ama gene de sonuç itibariyle karşılaştırabiliyoruz. Bunların hepsi doğrudur bu arada yani hepsi gerçekten tam olduğu konumdan karşılaştırmalı olarak çekildi. Yani evet sol taraftaki yani gördüğünüz işte düzgün sayabileceğimiz eski binalar özellikle daha sola doğru gittiğimizde onların hepsinin tümüyle yıkıldığını görüyoruz. Sağ taraftaki binada ise kısmi bir yıkılma var. Yani bunun dokunulmayarak tamir edileceğini umuyoruz. Burada da gene e, eski yapıların yani burada mesela benim kastettiğim şeyi görmek mümkün. Buradaki taş e, yapının modülleri birazcık daha büyük e, ve e, benim dediğim gibi arada da böyle harç olmadan e, kesme taş e, üst üste konulduğu için e, evet hasar görmüş ama diğer e, yerlerdeki gibi e, bir e, dehşet bir şey görmüyoruz burada. Dehşet bir e, enkaz ve yıkım. Sağ tarafta gene bir eski bina tümüyle neredeyse gitmiş durumda. Bu habibi Necar Camii. Camii. Kubbede çok ciddi bir çökme oluşuyor. Drone fotoğraflarıyla o net bir şekilde görünüyor. Ben o kadar çabuk çalışmam gerekiyordu ki bir de bu drone ile çek çekim yaparken biliyorsunuz izin almak gerekiyor. Bence bir sürü insan burada izinsiz çekim yaptı ama ben biraz sağlamcıyım o konularda bir de aşırı çabuk ilerlemem gerekiyordu drone ile çekemedim maalesef ama işte kubbenin yok olduğunu buradan görüyoruz yukarıdan bakıldığında da binanın yani kubbesinin tamamıyla açıldı ve şu an hani herhangi bir yağmurda tümüyle bütün yağmurun içeri direkt olarak gireceği bir durum oluşmuş mesela heh, bu sol tarafta ee, gördüğünüz binada e, ben dediğim durum iyice artık e, e, şeyinin sağlamlığını ispat etmiş durumda ee, Burada daha da büyük e, 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 ebatlı kesme taş bloklar var Bir de aynı zam Ayrıca e, şey e, binanın e, köşe taşlarının bir kilit yani sistemiyle kilitlenmesi gerekiyor birbirine yani bir tane böyle, bir tane böyle, bir tane böyle, bir tane böyle. E, ona finger joint deniyor e, İngilizce. E, i̇şte aynen benim parmaklarımda gösterdiğim gibi. E, ve e, bu, e, ha, ben şu an tabii sunumu görüyorsunuz, beni görüyor musunuz bilmiyorum ama. E, şey e, Burada binanın e, iyi davrandığını, evet yani gene e, üzücü bir hasar almış. Ama ne insan öldürmüş, ne tümüyle çökmüş, e, görevini görmüş yapı keza sağ taraftaki binada da her ne kadar sağ taraftaki fotoğrafın sağındaki bina yıkılmış olsa da büyük büyük kemerleri olan taş yapının çok net bir şekilde dayandığını görüyoruz ve üzerinde ciddi bir hasar bile yok. bu Kurtuluş Caddesinden bazı görüntüler. sağ tarafta bir cami minaresinin yıkıldığını görüyoruz ve Google'dan çekilen fotoğraflarda o sırada şeymiş belli ki restorasyon altındaymış. Bir iskele kurulmuş çünkü önüne. Kurtuluş Caddesi en büyük hasarı alan yer belki de Eski Antakya'da ve özellikle de Kurtuluş Caddesi'nin kuzey tarafı. Kurtuluş Caddesi'nin güneyinde de gene böyle bazı sıra sıra evler var. Onlarda aynı derece hasar yok. Bir yandan da aslında belki hani sevinmek kelimesini burada kullanmak tabii imkansız bu büyük yıkım çerçevesinde. Ama hani belki daha olumlu bir şey olarak algılanabilir. O güney tarafında da eski bina eski bina daha çok var. Yani burada da mesela biraz dikkatle bakarsanız sol üst tarafa. Bina stokunun tabii ki aralarda değerli eski yapılar var fakat bina stokunun çok kaliteli olmayan bir beton yapı olduğunu görüyoruz. Ve bu arada deprem bölgesindeki bir vakadan bahsedeyim. Benim yaptığım teknik çalışmanın bir parçasıydı. Şimdi gene Kurtuluş Caddesi'ndeyiz bu arada. Ve gördüğünüz gibi yani soldaki fotoğrafta da sağdaki fotoğrafta da Kötü kötü beton yapılar görüyoruz. Şimdi ee, bu bahsettiğim vaka nedir? Şimdi e, e, İngilizce soft story olarak adlandırılan, bize de yumuşak kat olarak geçen zemin katın dükkanlaştırılması meselesi var. Şimdi zemin kat dükkan olunca e, iki tane ihtimal beliriyor. Bir tanesi e, orada artık ne sattığına bağlı olarak dükkan sahibinin e, iç mekanı geniş, genişletmek adına maalesef kolon kesmesi söz konusu ol, olabiliyor ki bu bundan bir sürü. Vaka bu depremde var. Bu korkunç bir şey tabii. Yani binanın ve içindeki insanların ölüm emrini vermek demek kolon kesmek. Çünkü devam devamlılığı bozmuş oluyorsunuz. Ve üstelik de en sağlam olması gereken katta bozmuş oluyorsunuz. Neden zemin kat en sağlam kat olması gerekiyor? Çünkü zeminle binanın geri kalanı yani üst katlar arasında sarsıntının en kuvvetini en çok alan kat e, zemin kat. E, ve o yüzden en sağlam kat olması gerekiyor ama biz buraya dükkanlar koyarak onu en yumuşak e, kat haline e, dönüştürüyoruz ve e, e, birinci kat e, yıkıldı mesela şimdi şuna bakalım sağ taraftakine. E, üst kat kalmış bu büyük olasılıkla benim tahminim 3 e, ya da 4 katlı bir binaydı. Büyük olasılıkla 4. Ha pardon yok zaten şurada görüyoruz. 1 2 3 evet. 4 e, katlı bir bina bu. Ee, ama bunun birden e, böyle bir buçuk katlı bir şey indiğini görüyoruz. Belki e, alt kat bu kadar zayıf olmasa, belki bu kadar ciddi bir yıkım olmayacaktı. Ee, bu, e, bu da peki kolon kesmemek e, kesmek dışında e, başka e, ikinci vaka nedir? Şöyle e, kolonlar e, dikey elemanlar ve bunlar e, deprem olduğunda yanal e, e, yani yatay bir e, e, güç bindiği için bunlar böyle yatmak istiyorlar kolonlara yana e, ve e, e, siz onların arasında bir duvar koyarsanız o yatış engellenmiş oluyor ve e, ben mesela onun da fotoğrafları var elimde e, kolonlar arasında duvar olduğu durumlarda onun üzerine çok ciddi bir güç bindiğini duvar üzerindeki çatlak e, yat, e, çapraz çatlaklar oluşuyor Onu, orada görüyorsunuz ha bak ne güzel işte burada duvar işini yapmış diyorsunuz. Şimdi siz e, böyle e, e, yana doğru gitmek isteyen e, kolonların arasına cam e, gibi yani onların arasındaki bütün duvarı söküp e, vitrine de cam koyduğunuz zaman bu kolonları e, kolonların yana doğru hareket etmesini engelleyecek hiçbir şey kalmıyor. Çünkü cam e, çok zayıf bir malzeme dirsekle bile kırarsınız. Güçlü bir dirsek vurunca ama kır, kırılır yani. E, ve e, tabii özel bir cam tam perli cam falan değilse. E, ve e, Burada bu birinci katın dükkan olması meselesinin yıkımda çok büyük bir payı var yani ben bu sadece benim kendi başıma ürettiğim bir bilgi değil 99 depreminde de ben iki tane yabancı grubu gezdirdim onlara rehberlik yaptım ve onların nasıl çalıştıklarına da şahit oldum Dolayısıyla burada ben de bu çalışmayı yaparken neye bakacağımı çok net bir şekilde biliyordum teknik anlamda ee, ve onların da e, kesinlikle söylediği şeylerden bir tanesiydi yani vaka olarak Evet yani sizin bu e, soft Story bu işte e, yumuşak kat e, yüzünden e, buradaki hasar e, artmış durumda bir de artı e, belki e, onu bilmiyor olabilirsiniz şey nervürsüz yani damarsız demirle damarlı demir diye bir şey var. E, şimdi e, bu e, 99 depreminde de, de, de birçok damarsız demir e, kullanımı e, sonucu büyük yıkımlar olduğu için 99 depremi sonrasında damarlı demir e, e, mecbur tutuluyor. Neden? Yani şu betonsa bu da içine giren bir donatı demiri ise e, bu demirin üzerinde damarlar varsa e, e, beton e, donatı demirini tutabiliyor üzerinde tırtık olduğu için ama üzerinde bir e, tırtık yoksa düz demirse o demir oradan tereyağdan kıl çekercesine e, boşalabiliyor ve oradan sıyrılabiliyor. Dolayısıyla e, ben tabii bu anlamda yani e, Maraş e, e, Adıyaman e, Hatay'ın ilçeleri yani o kadar çok örnek var ki elimde e, yani birçoğu e, 40 50 60 70 senelik binalar belki ve e, e, neredeyse hepsinde e, damarsız demir var. Ve hepsi böyle bir yumak olmuş artık. Ee, e, dolayısıyla işte yaptığım e, hani teknik çalışmada bu tür e, e, bazı e, olgulara e, odaklanıyordu. E, Kurtuluş Caddesi'ne devam ediyoruz. Ha bu bu arada iki, e, şey e, o demin işte eski bir siyah beyaz fotoğrafını gösterdiğim e, tarihi yapı. Orada çok ciddi bir e, e, hasar var. Yani neredeyse tümü olmasa bile tümüne yakın Gitmiş bina çok da değerli güzel bir bina şey meclis kültür ve sanat merkezi olarak kullanılan bir yerdi ve şu an yok gibi artık sağ soldaki fotoğrafta da gene ciddi bir kolon ve kolonun üzerindeki balkon bölümünde binaya olan bağlantısı iyi değilmiş herhalde bayağı ciddi bir seyim yaptığını ve yaptığını yana yaptığını görüyoruz şimdi. Bir de size bunu göstermek istedim. Ben bu çalışmayı yaptıktan sonra bu karşılaştırmalı çalışmayı böyle bir iki hafta kadar sonra falan New York Times'da böyle bir 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 kişinin çektiği bir drone videosu üzerinden bir karşılaştırmalı şey yapmışlar. Yani bu drone'da şu an yani görüntüde şu an yıkım gözüküyor. Sonra ilerledikçe, ben videodan e, ekran görüntüleri aldım bu arada. Videonun kendisini göstermiyorum. E, ve e, ilerledikçe eski haller e, konuluyor e, enkazlı fotoğrafın üzerine. Ve daha önce neymiş, e, sonra neye dönüşmüş gibi. Buradan da çok kısa bir video bu ama e, bir fikir veriyor e, tabii ki. E, bir de videonun üzerinde... E, hani e, e, Hareketli bir görüntünün üzerine bunu yapmak çok akıllıca bir fikir tabii, güzel bir şey yapmışlar. E, bu arada gene görüyoruz ki yani sağdaki binalara baktığınızda gayet e, sıradan, kalitesiz e, bazı beton yapılar. E, sol taraftaki, e, e, gene geri dönüyorum, geri döndüm, tekrar geldim. Sol taraftaki yapının çökmesine çok şaşırdım. Yani e, gördüğünüz gibi çok ciddi bir hasar var. Yani taş bir bina çok büyük olasılıkla altta o taş stüktürün devamlılığını oluşturan bazı şeyler herhalde yok edildi. Yani başka türlü bir anlam veremiyorum. Yani bir taş binanın böyle bir yıkıma girmesi çok şaşırtıcı. Yine devam ediyoruz New York Times'in çalışmasına ilerledikçe yeni şeyler geliyor. Mesela şu ilerideki enkaz birden bakın mesela yani şurada enkaz olarak görünen şey daha önce buymuş. Ve tekrar enkaz olarak görüyoruz. Yani burada da mesela bu binanın da ben bu kadar e, kötü bir şekilde performans göstereceğini hiç tahmin etmezdim. Ben gene alt kattaki bazı e, şeylere bağlıyorum onu. E, yani oraya dükkanlar geldiği için orada bazı değişiklikler yaptılar büyük olasılıkla. Tahmin ediyorum. ...benimki spekülasyon işin uzmanı değilim. Gene... ...şaşırdığım bir bina. Bu bina yıkılmamalıydı dediğim... ...bir bina. Evet şu an... ...bir... ...uydu görüntüsü karşılaştırmasına bakıyoruz... Bir GIF animasyonu bu. Umuyorum sizin ekranlarınızda da animasyon olarak görünüyordur. Şu an yani daha beyaz görünen bir ikinci görüntü var. O alan, o onlar yıkımın en çok olduğu yeri gösteriyor ve bu deprem olduktan hemen sonra değil, enkaz kaldırıldıktan sonra çekilmiş bir görüntü olduğu için Orada artık boş arsa gibi duruyor. E, o yüzden de hani e, aslında hasarın ne kadar daha büyük olduğunu görüyorsunuz. Yani bazı uydu fotoğraflarından hasarın büyüklüğü anlaşılamıyor. E, o yüzden de e, havadan çekilmiş görüntülerin yanında yerden çekilmiş görüntülerin çok büyük bir önemi var. Ben bazı e, haritacılarla e, konuşarak gittim. E, yani biz uydu görüntülerinden evet yani kadayıf olmuş binaları tespit edebiliyoruz ama... E, e, yani mesela e, çatısı yerinde. Bina yıkılmamış, ee, biz onu tepeden hasarsız bir bina gibi görüyoruz ama yere indiğinde duvarlarda çok ciddi çatlaklar, e, odalarda çok ciddi hasarlar e, falan ve e, hem dışarıdan hem içerden e, görülebilecek bir e, pek çok hasar taşıdığını görebiliyoruz diyor. O yüzden e, e, uydu fotoğraflarına yerden çekilmiş fotoğrafların eşlik etmesi gerekiyor. Benim de zaten e, bu çalışmayı yapma e, niyetim e, oydu e, yani e, bu e, hasar tespit e, konusunda insanlara ek malzeme sağlamak. Ee, şey bazı drone görüntüleri bunlar benim çektiğim görüntüler değil. Ee, şey kimin çektiğini bildiğim zaman da bu sanıyorum Kenan Kantarcı'nın bir fotoğrafı olması lazım. Daha sonra da bazı fotoğraflar gelecek kendisinin. Ee, bu bir haber sitesinden edindiğim bir şey. Böyle büyük bir sitenin bu hale geldiğini görüyoruz Antakya'da öncesi, sonrası, ee, gene aynı aynı yerin bu sefer yan yana e, hali. aynı site bu, çok büyük bir çoğunluğunun yıkıldığını görüyoruz. Ee, gene bu Rönesans e, e, rezidans diye bir şey vardı, onun üzerine çok e, yazılar yazıldı, çizildi falan filan. E, bina'nın tamamıyla e, yana yaptığını biliyoruz e, boylu boyunca. Ee, bu da onun uydu görüntüsü. Gene e, açısı aynı değil ama e, gene ko yani ko hasarın boyutunu gösteren korkunç bir şey. Ha bu işte Kenan Bey'in e, kendisi şey haritacı. E, bir de ortofoto diye bir şey var. Bu e, drone'lar çıkalı beri çok kolaylaştı bu ortofoto üretme. E, ve e, kendisi e, e, daha önce çekmiş e, şey bu e, hemen hasar olduk yani deprem olduktan sonra çalışamıyor çünkü kendisi hatalı olduğu için e, tabi e, biz bir sürü e, yakınları'nı falan da kaybettiği için yani şey yapamıyor çalış çalışmaya vakit ayıramıyor maalesef kendisi e, ama e, yani o, o görevlerini bitirdikten sonra e, enkaz temizlendikten sonra çektiği bazı e, görüntüler var yani şu görüntü mesela çok dehşet verici bir görüntü. Yani mesela bunun enkazlı... kazlı e, görüntüsünü görseydik bu etkiyi e, e, yani daha doğrusu bu bilgiyi alamazdık. Çünkü şu an e, hasarlı binalarda yıkıldıktan sonra durumun ne olduğu gözüküyor ve yani bakar mısınız? Yani şu çektiği bölümün en az yarısı falan gitmiş durumda. Bunlar da gene Kenan Bey'in e, ürettiği drone görüntüleri. Arada 5 sene fark var. Sağ taraftaki yeni bir fotoğraf yani 2023. Bir de gene bazı uydu görüntülerinden elde ettiğim görüntüler yani hani çünkü benim yerden çektiğim fotoğraflar başka bir bilgi, karşılaştırma bilgiler başka bir bilgi veriyor. Bu uydu görüntüleri de yani drone görüntüleri ayrı uydu görüntüleri de ayrı bir kaynak oluşturuyor. Bunların hepsi çok değerli. Bu demin bir tane hani meclis kültür merkezi binası diye göstermiştim. Hani bayağı ciddi hasar alan. O bina burada. Yani bu ata köprüsü var. Ata köprüsünün hemen. Burası Cumhuriyet Meydanı. O bina burada. Ee, yani bu e, galiba birkaç gün sonra falan yani daha neredeyse böyle toz bile kalkmadan e, hala o enkazın tozunun e, olduğu bir görüntü yani çok dehşet yani gerçekten hayatımda daha e, böyle büyük bir yıkım görmedim yani 99 depreminde de bulundum dediğim gibi bayağı da detaylı çalışma yaptık yabancı ekiplerle e, ama bu ben böyle yani şey nutkum tutuldu açık söyleyeyim yani böyle sokaklarda dolaşırken Evinin başında duran insanlarla falan arada sohbet ettiğim. bazısına geçmiş olsun diyorsun. O bir başını sallıyor, gidiyor falan. Ee, e, bazı konuşmak istiyor. Ee, konuş, konuşunca da işte sadece dinliyorsunuz yani. Ne ne diyebilirsiniz ki? Ee, yani böyle u, mahcup mahcup suratına bakıyordum insanların. Yani e, yani sağ kalmış ama e, bu sefer de her şeyini kaybetmiş. Yani bazı diğer görüntüler var şimdi vaktinizi almak için onları göstermiyorum. Ya yani mesela ne bileyim araba yani inanılmaz bir araba hasarı var. Yani o kadar çok çektim ki yani insanların belki deprem esnasında yani dışarıda kalırken o soğuk havada belki kendilerini bir geçici yuva olarak kullanabilecekler arabaları falan da gitmiş. Yani. Korkunç bir yıkım yani an, kelimelerle anlatılır gibi değil. Bunları e, hızlı geçiyorum zaten hani e, internette arattığınız zaman bu görüntüler e, karşınıza çıkıyor e, bir şekilde. Bu tabii etkileyici bir şey burada iki dakika e, durayım. E, biliyorsunuz e, birçok e, isimsiz e, insan bulundu enkaz altında cansız beden olarak bilinemedi kim kimin nesi belki tüm aile gitti o yüzden sahiplenen çıkmadı falan bu da işte gene o uydu görüntülerinden bir tanesinde bu şeyi yakalamışlar burası bir is, isimsizler mezarlığı kimsesizler mezarlığı hatta bunun yerden çekilmiş bazı fotoğrafları da var o, o tabi çok çok yürek burkucu bir şey gerçekten ve bize verilen rakamda o elli bin küsurda o bu isimlerini bilmediğimiz e, vatandaşlarımızın ismi şeyi yok sayısı yok yani onlar e, dahil değil o rakama. ama e, bu da e, her ne kadar iç, e, hat, Antakya olmasa da e, Hatay'ın bir ilçe ilçesi olan İskenderun biliyorsunuz çok büyük bir liman e, orada çok ciddi bir yangın çıktı ve e, şurada da belki görüyorsunuz işte şu aşağı beş yukarı bütün o e, e, konteynerler birbirinin üzerine yığılmış vaziyette herhalde bir tanesinin içinde de kimyasal bir şey mi vardı? Sonra bir alev kıvılcım o sallanma esnasında falan çok ciddi yani böyle 3-4 gün söndürülemeyen bir yangın çıktı burada. Bunlar gene Hatay'da tahıl siloları. Hatta bir yerde böyle bir video görmüştüm. İki tane ayrı tahıl silosu vardı. Yani ayrı kanatlarda. Birisi ne de, Diyordu ki ya bunlar işte 30-40 sene önce yabancı bir grup tarafından yapılmış silolar, bu darmadan olanlar da daha sonra Türkiye'de yerli olarak yapılan şeyler diye. Yani o 30-40 sene öncekiler dayanmış, yeni yapılan silolar dayanmamış. Yani bu tabii silonun mimarisi belli bir şey. Zaten mimaride bir hat, kusur olduğunu sanmıyorum. Büyük olasılıkla kullanılan malzeme yeteri kadar sağlam ve doğru bir malzeme değildi. Şimdi bundan sonra da diğer yerler yani çok çok fazla vaktinizi almayayım iyice yani hızlı hızlı geçeyim birkaç saptamada bulunayım yavaş yavaş bitiriyor olacağım zaten. Bu da şu an işte Armutlu mahallesi bu elektrik mahallesi falan civarı yani bunlara burada çok ciddi bir yıkım var gördüğünüz gibi. Yani yan yana on küsur bina gidiyor falan. Hatta bazı öyle gidiyor ki sokağın üzerine devriliyor. Artık oradan geçmek mümkünsüz hale geliyor falan. Fakat yani dikkatinizi şeye çekmek istiyorum. Yani çok kötü bir mimari kalite var. Yani gerçekten yani burada hani korun korunması gereken mimari miras sınıfına giren hiçbir şey neredeyse görmedim. Yani çok hakikaten sıradan. Ee, işte e, şehirden şehire giderken bazen böyle e, kasabalardan geçeriz ya e, bazen köfteci olur bilmem ne filan durulur yemek yenir falan orada böyle bir hakikaten böyle kötü kılıksız bazen cephesi bile tamamlanmamış falan beter beter beton kutular olur ya biraz onun gibi yani neredeyse ve insan yani Antakya'ya yakıştıramıyor bunu yani yani burası e, bu arada e, eski Antakya değil ama işte yani Antakya'da Antakya yani düşünsenize bir sürü görsele baktık daha önce. Bir bir sürü gravüre baktık, eski fotoğrafa baktık. Yani böyle bir mimari kalite söz konusu değildi. Yani dolayısıyla hani buraya nasıl geliyoruz biz, nasıl geldik? Yani evet imkansızlıklar var biliyoruz. Zengin bir ülke değiliz onu da biliyoruz falan. Ama yani tek açıklaması da bu olmasa gerek. Evet yani burada mesela bir tane araba hatta iki tane araba enkazı görüyoruz. Soldakinde de sağdakinde de. Ve burası harbiye. Bakar mısınız yani şu yani sol tarafa özellikle. Buradan yani canlı çıkarsanız mucize yani. Ve ve gene ne görüyoruz? Size demin anlattığım şey. Alt kat dükkanlar ve yani bütün cephe cam yani bu katın sağlam kalması mümkün değil. Ha bu da Samandağ geçtik bu arada Samandağ da kıyıda bir şehri pardon ilçesi Hatay'ın ama o da çok ciddi bir e, hasar aldı. E, iyi bir saati tamamlamak üzereyiz. Ben de zaten yakında e, bitireceğim. Evet, yani ha, pardon. Aslında belki çok kısa şundan bir bahsedeyim. E, ben e, şimdi bu çektiğim fotoğraflar e, sonrasında size de gösterdiğim gibi burada e, yapı, yapıların önemli bölümü mimarlar tarafından yapılmış binalar değiller. Yani e, bu, bu e, e, eylemin ee, olduğunu bunu bir olgu olarak kabul etmemiz gerekiyor. Yani herkes e, binalarını yaparken bir mimardan hizmet alacak mali imkana sahip değil. Ee, yani dolayısıyla insanlar bir şekilde e, o e, evleri kendi başlarına yapıyorlar. Yani ben e, bunu bir e, hani yapsınlar e, e, diye de yani keşke herkes mimardan e, e, hizmet alabilse. E, fakat e, yani olmuyor işte, mümkün değil ve e, dolayısıyla yani burada aslında bunu bir artıya çevirmek e, nasıl mümkün olabilir diye ben hep düşünmek istedim. Ya yani mesela e, Bernard Rudofsky e, denen burada işte şu an kitabının kapağını gösterdiğim e, mimarsız mimarlık e, e, diye e, bir e, kitap var ve e, mimarların e, mimar diye adlandırılan kişilerin inşa etmediği fakat dü dünyada e, çok güzel e, 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 sivil mimari örnekleri e, sınıfına giren bir sürü yapı var. Siviller tarafından yapılmış, mimarlar tarafından da. Yani dolayısıyla bir yapı sivil tarafından yapılırsa o yapı kötü bir bina olmalıdır veya yıkılmaya mahkumdur falan bilgisi doğru değil. Yani böyle bir şey yok. ve ilginçtir bu arada Adıyaman'da konuştuğum kişiler bazı kişiler 3 kişi bana bunu söyledi. Bir tanesi zaten kendi evinin önündeydi. Dedi ki burada dedi insanların kendi başlarına yaptıkları evler yıkılmadı. Müteahhitlerin yaptığı evler yıkıldı dedi dediler. Yani o da tabii aslında belli bir mantığı var. Çünkü içinde oturacak kişi kendi evini inşa ediyorsa malzemeden çalmak istemez değil mi? Sonuç itibariyle kendi evi yani. Ama müteahhit malzemeden çalmak isteyebilir. Yani onun da çeşitli şekillerde ispatlandığını zaten her müteahhit öyledir demiyorum tabii. Ee, ama bazı müteahhitlerin malzemeden çaldığını ve çok zayıf bir bina ürettikleri konusunda zaten e, e, alınan karotlarla yapılan e, e, teknik e, araştırmalarla bunun böyle olduğunu biliyoruz. Şimdi e, ben de e, bir e, arayüz tasarımı diye bir dersim var benim. E, orada e, mimar olmayan kişilere böyle bazı mimarlık çalışmaları falan e, yaptırmıştım ve insanlar hakikaten kendi içinde oturdukları e, e, binalar ve şehirler hakkında fikirler geliştirme konusunda heyecan taşıyabiliyorlar. Ve hakları da var böyle bir şey e, ayrıca. E, bunlar onlardan bazı örnekler. Bunlar e, kent ve mimarlık ölçeğinin arasında olan kentsel tasarım e, ölçeğini. Bu da e, bu arada benim e, şu e, e, soldaki fotoğrafın en sağında gördüğünüz e, e, saçları olan e, kişi benim. Bir MIT'de ben mimarlık okurken şu sağdaki fotoğrafta gördüğünüz strüktürü biz inşa ettik öğrenciler olarak ve ben hatta ilk onun deneme testini ben yaptım, bunun üstüne çıktım ve hiçbir şekilde kırılmadı, hatta zıpladım üzerinde falan ve sol taraf bir taş duvardır bu strüktürde, sağ tarafta sıkıştırılmış topraktır üstüne de Gaudi var ya malum bu Barcelona'nın önemli bölümünde çok değerli mimarlık eserleri bırakmış olan Antoni Gaudi adlı mimar Sagrada Familia dahil olmak üzere onun uyguladığı bu şey karoların şaşırtmalı bir şekilde oraya konularak alçıyla birlikte bir araya getirdiği böyle gayet gayet kompleks hiperbolik paraboloid deniyor bu şekle. Böyle bir şekil yaptık biz. Yani, yani biz kalifiye olmayan insanları sonuç itibariyle. Ve ayakta duran bir şey yaptık. Yani ben buradan neye, neye gelmeye çalışıyorum? Ee, şeyi bitiriyorum. Ee, ekran, yani şey sunum bitti. Ekran paylaşmayı bitiriyorum. Son bir şey daha söyleyip ondan sonra sizde, sizden soruları alı, alacağım. Ee, şöyle şimdi nasıl depremden önce neler yapmalıyız? Deprem sırasında neler yapabiliriz? Sağa kaldıysak deprem sonrasında neler yapıl yapılabilir gibi bazı e, rehberler e, e, oluşturuldu değil mi bize ya sosyal medyadan geldi ya bir PDF olarak geldi e, yani alınması gereken önlemler öncesi sırası ve sonrasında e, diye şimdi ben de şöyle bir şey diyorum yani nasıl biz e, e, eski bu hani köy enstitüleri e, var ya çok e, ahlanıp vahlandığımız, yandığımız ah köy enstitüleri bitmeseydi. Kırsal çok daha bilinçli bir hale gelecekti ve ülke çok büyük bir kuantum sıçraması yapacaktı diye ki öyle yani ben de kesinlikle ona inanıyorum çünkü yani bir köy enstitüleri karnesi 2-3 yıl önce Facebook'ta bir yerde böyle birisi paylaştı bir yerde <laughs> kaydettim onu aslında Kar, karnenin içinde bir bir sürü ders var felsefe dersi vardı ya. Yani felsefe yani düşünseniz hani kırsalda insanlara düşünmeyi öğretiyorsunuz. Yani düşünen insan ne yapar? Sorgular. Kendisine dayatılmış şeyleri kabul etmez ve kendisi çözüm bulmaya çalışır hatta belli bir seviyede bir eğitim aldığı için. Ben de şunu demeye getiriyorum fazla uzatmayayım lafı. Yani şimdi deprem bölgesine bazı timler oluşturursa mesela her şehre yani kaç on tane ilimiz var değil mi? ondan sonra mesela 5 kişilik timler oluşturuluyor takımlar oluşturuluyor bunlardan da 10 tane var 50 kişi çarpı 10 şehir 500 kişiye 500 kişi bulmak nedir ki 85 milyonluk ülkeyiz yani ve bunların içinde mesela işte inşaat mühendisi olsun ondan sonra mimar olsun şey jeofizikçi olsun Zemin e, şey, konusunu iyi bilen bir insan olsun. Mesela belki icabında e, benim gibi bir adam da olsun. Yani hani e, ben ille de olayım diye değil ya benden böyle bir hizmet istenirse seve seve veririm anlamında söylüyorum. Ya yani gittim oraya ben bir çalışma yaptım. Nelerin yanlış olduğunu belgeledim. E, ve bunların ben bile yani uzmanı olmama rağmen ben bile bunların e, yanlışlarının ne olduğunu biliyorum. Ve nasıl düzeltileceğini biliyorum. Ee, Dolayısıyla biz böyle resimler göstersek bir takım olarak oraya gitse ve insanlara inşa edin. Doğru dürüst nasıl inşa edilir? E, altında kalmayacağımız yapılar nasıl inşa edilir? Bunları e, öğretsek e, diye e, bir şey. Bir, bir de buna bir örnek verdikten sonra e, pardon bir Pakistan'dan bir de Şili'den bir örnek verdikten sonra susuyorum pardon. E, bir tane e, ilk Pakistan'dan örnek şu. Arif Hasan diye bir mimar var. E, ve Karaçi'de Orangi diye bir mahalle var. Orangi mahallesinin böyle çok uzun süren, 10 sene, 15 sene kadar süren böyle bir yeniden ihya edilmesi. O kadar beter bir durumda ki ortadan kanalizasyon okuyor, akıyor falan. ev, ev, ev Evleri affedersiniz bok götürüyor falan. Çok feci bir durum yani. Şimdi adam diyor ki, ben diyor bu insanlara tepeden böyle hani tek adam olarak ya size şöyle binalar inşa ettim gidin yaşayın lan filan e, demeyeceğim diyor. Ben bu adamlara e, şey tasarlayacağım e, prekast yani ön dökümlü e, birbirine bileşen lego parçaları gibi modüler birbirleriyle e, e, basit şekillerde birleştirilebilen e, bina bileşenleri tasarlayacağım. Ondan sonra bunların nasıl dökülmesi gerektiğini de onlara öğreteceğim kalıpları da ben tasarlayacağım. Sonra ben genç mimarlarım aracılığıyla böyle bir ben şahsen de gidip gördüm bunu bu arada. O genç mimarlarda yerel halka öğretecekler. Bu böyle dökülür, döküldükten sonra ortaya çıkan eleman da şöyle kullanılır. Ondan sonra da ne yapıyor insanlar? Bir böyle bir inşa inşaat yapmak için gerekli yani mesela Bauhaus gibi bir şeyi daha üst düzeyde düşünün. Yani çekiç, vida falan filan değil de. Bayağı bildiğin işte birleştirdiğin zaman o bina ortaya çıkarılabilecek bir bileşenleri satın alabileceğim bir atölye. Atölyede gene mahalleli birisi. Ondan sonra onları döküyor. Ev yapma ihtiyacı olan insanlara da onları veriyor. İnsanlar da başlarına çökmeyecek doğru dürüst bir ev yapabiliyorlar bu sayede. Yani mesela ben bir mimar olarak çalışıyorum. Yani şu an mimar değilim artık yani kendime mimar demem doğru olmaz. Pratiğini yapmıyorum çünkü. Ama mesela böyle bir şey yapmış olsaydım hayatta yani çok e, mutlu e, göçerdim bu dünyadan. Yani müthiş bir yardım e, bu çünkü. E, bir de son bir örnekle susuyorum. susuyorum. E, Pritzker ödülü diye bir ödül vardır. E, mimarlığın e, neydi yani Oscar'ları da çok önemsediğimden değil ama neyse işte Oscar diyelim. Mimarlığın Oscar'ları diyelim. Ee, çok önemli bir ödül ya yani, verilecek en büyük ödül gibi bir şey. Ee, aha pardon bir de Ahan mimar mimarlık ödülü var. Ee, Alejandro Aravena diye bir e, mimara veriliyor bu e, ödül. Ee, neden? Ee, bu adam da şöyle bir şey. Şili de e, Japonya gibi bizden daha büyük depremlerin olduğu bir yer. Ee, bizde e, e, şey. Onu deprem bilimcilerimiz gayet güzel açıkladı. Bizde şu şu hareket oluyor, yanal hareketler. Yani tablalar birbirinin üzerine çıkmıyor plakalar. Bu Japonya'da ve şeyde, Şili'de bir tablo öbürünün altına giriyor. Korkunç bir şey yani, korkunç bir şey oluyor yani. O yüzden de orada dokuzlara falan çıkabiliyor depremler. Şili de böyle bir yer olduğu için ve orada olmuş depremlerden büyük hasar gören bir yer olduğu için. Alejandro Aravena da diyor ki arkadaşlar ben size diyor böyle nasıl bir yerde yaşayacağınızı diretmeyeceğim. Ben size böyle binanın yüzde ellisini kadar yapacağım. Bu da çok sağlam bir strüktürden oluşuyor olacak. Çok sağlam bir kutu vereceğim size. Ama o kutunun bazı tarafları açık, bazı tarafları kapalı. Ondan sonra da size bu binayı nasıl e, genişletebileceğinizi, yani nasıl or or orada e, kendinize bir yuva yapabileceğinizi de anlatacağım. Ondan sonra siz artık gerisini siz alacaksınız falan diye. Yani dolayısıyla e, Aravena'nın yaptığı o yüzde elli, yani na na tamam e, strüktür sistemin üzerine öyle kişisel şeyler çıkıyor ki hiçbir şey birbirine benzemiyor ve çok güzel ya yani. ben şahsen bu tür bir şeyi daha doğru buluyorum. Yani neyse e, velhasıl Kelam. Biz e, e, deprem bölgesindeki ill, illerde e, Antakya özelinde tabii uzmanların çalışması lazım. Çünkü orada m, çok net e, tekrardan canlandırılması gereken bir kültür, bir mimari miras e, var. E, onu dışarıda tutarak söylüyorum. E, mimari ve kültürel mirasın olmadığı yerlerde insanların kendi başlarına düzgün binalar yapmasını sağlayacak bir e, şey, bir hizmet götürmeliyiz oraya. Diye düşünüyorum ve susuyorum. <laughs> Sağ olun sabrınız için. Çok e, çok teşekkür ediyoruz kendi adıma konuklarım adına. Aslında çok güzel e, konulara değindiniz. Özellikle e, mimar olmayan kişilerin e, bugüne gelmiş e, mimari oluşturması. Bunlardan aslında belki en güzel örneklerden bir tanesi e, Roma'daki Panteon'dur. Biliyorsunuz hı hı. İspanyol kökenli İmparator Hadrian e, aslında felsefe okumalarıyla ve Yunan felsefesine tutkusuyla aslında öyle bir mekan yaratmak ister ki bütün tanrıların e, sembolik olarak, bütün inançların e, kubbesi olsun. Yani kubbe e, aslında bir taklittir. Yani o aslında görmek istediği evrenin merkezi olan insanın, Okulus'tan e, her gün, günün her saatinde e, bunu hissedebilmesi. Şimdi bunu yapan Apollonius. Şimdi o dönemde Suriyeli mimarlar o kadar değerli ve önemlidir ki. Yani Justinianus'un da mesela Procopius. Yani İstanbul'daki yapıların onarımları. Bunda Ayasofya'da hı hı. çok önemlidir. E, yani mimarlarla çalışan... E, imparatorlardan söz ediyoruz, e, değil mi? Yani aslında bir akıl gücünden söz ediyoruz ve siz bunu görmek istiyorsunuz ve siz aslında çok güzel bir şekilde onu modelize ettiniz. Yani 50 kişi, 10 şehir, 500 kişi. E, yani orbital bir şekilde aslında bu e, sistemi oturturacak e, bir akıl gücünden söz ediyorsunuz. E, ben size çok hı hı katılıyorum. Hı hı. E, çünkü bir Roma arkeoloğu olarak e, bu binaların hepsinin şu anda ayakta durduğu Ostia'da mesela bir mahalleyi görebiliyorsunuz İtalya'da. E, hiçbir tahribata uğramamış bir mahalle, çok katlı yapılar. Taş binalar, biz neden bunu yapamıyoruz? Buna çözüm getirmemiz gerekir. Çünkü bu kadar değerli bilim insanları varken ve üreten kişiler, demek ki biz bu camiada aslında sadece akademisyenler olarak bu konuşmaları dinliyoruz. E, yerel Onun için de ben e, yerel idarecilerin de katılımı sağlamak için şifremi açık tutuyorum e, ama e, konuşmalara maalesef e, yerel idareciler katılmıyorlar e, ve size teşekkür ediyorum çünkü kültürel miras konuşmalarına yeni başladım ve ilk konum sizsiniz e, bu duyarlılık için e, bu benim için çok değerli. Ee, şimdi e, aslında e, konuklarımıza e, söz verelim. E, söz almak isteyen var mıdır? Buyurunuz. Evet. Konuklardan şu an için e, söz almak isteyen. Ee, Özlem buyurun. Özlem Hanım galiba. Ee... Evet, buyurun. Aa, merhaba. Ee, öncelikle Murat Bey çok teşekkür ediyorum. Ee, gerçekten çok etkileyici bir sunumdu. Ben sizi e, sanatsal çalışmalarınızdan e, uzun süredir takip ediyorum. E, ve e, deprem bölgesiyle de ilgili e, halen ben o bölgeye gitmedim. E, ve e, tabii amatör bir takım videolar, fotoğraflar görüyoruz ama Belki de e, yani pek çok kişi bana katılacaktır çevremde de çünkü sizi tanımayanlar yani depremden önce sizi tanımayan pek çok mimarlık ya da fotoğraf camiası dışındaki kişiler sizin bu karşılaştırmalı fotoğraflarınızla sizi tanıdılar e, ve onlar e, yani... Keşke başka şekilde tabii tanımış olsalardı ama e, çok o bölgenin e, vehametini yani böyle somut görmeden e, çok... E, Anlayabilmek işte bir haber dinleyerek yetmiyor. O anlamda çalışmanız çok kıymetliydi ve zaman geçtikçe de çok daha bu bir belgeleme çalışması olduğu için sürekli değeri artacaktır. Bu anlamda çok kıymetli, onun için çok teşekkür ediyorum. İki konuda bir sormak ve bir katkı vermek istiyorum. Bir tanesi şey, ben de mimarım ama ağırlıklı olarak müzecilik alanında çalışıyorum. Bilir hocam da başlangıçta söyledi e, bu bölgede bir e, müze yapılması gerçekten çok önemli bir hani yaşadıklarımızı unutmamak adına önemli neler başımıza tekrar gelebileceğini görmek adına önemli e, bir de aynı zamanda tabii bu bu kadar büyük bir yıkımla e, çok fazla insanın e, sahip olduğu değerler gitti yani bellek anlamında bir e, Belki bu tür müzelerde zaman içinde e, bir takım dijital şeyler de toparlanaraktan, yani aidiyet duygusunu yaşayacakları, geçmişlerinden bir parça olacakları e, bir müzenin muhakkak planlanması gerektiğini düşünüyorum. Alo? Hı -hı. E, evet, evet. Evet. Bir söylemek istediğim bu müzeydi. Bir diğeri de yeterince araştıramadım ve şey merakımdan size bir sorum olacak. Antakya özelinde. Yani çok uzun bir geçmişi olan ve çok katmanlı bir yer. Şu anki oluşturulan gruplar ya da çalışmalardan hiç böyle örnek verebileceğiniz yani bu çok kültürlülüğü, bu çok katmanlılığı kayıplarımız tabii ki olacak ama ee, Sağlama kadını nasıl bir yöntem yol izlenecek yani Bunu çok merak ediyorum. Tekrar e, ikinize de çok teşekkür ediyorum bu kıymetli sunum için. Ee, te çok teşekkürler. Çok e, öncelikle e, yani yorumlarınız çok değerli. E, sağ Sağolun. E, o karşılaştırmanın hakikaten şu anlamda bir e, e, benim de içinde önemi vardı. E, yani bir enkaz gördüğünüz zaman. Her ne kadar büyükçe bir yığın olsa da tam olarak anlayamıyorsunuz. Yani bu tek binanın enkazı mı yoksa sekiz bina birden çökmüş de mi bu enkaz oluşmuş falan filan. Yani tam rakamını bilemiyorsunuz. Karşılaştırma işin vahametini ve boyutunu görmeme yol açtı benim. Yani zaten oradayken de bunu ağır bir şekilde hissettim. O ayrı mesele ama yani detaya indiğimde yani o fotoğraf özelinde Karşılaştırma fotoğrafı koyunca böyle her seferinde yeniden şaştım. Yani aman Allah'ım burada neler gitmiş meğersem falan diye. Şimdi müze konusunda bir şey söylemek istiyorum. Kesinlikle katılıyorum size. Yani bir deprem müzesi veya bir hatta adını belki iyice düşünmek lazım. Bir bellek müzesi burada şart. Şu anlamda yörenin belleği anlamında. Ben... Ee, gene bir Şili şehri e, depremde hasar mü bilmiyorum hiç araştırmasını yapmadım ama Santiago'ya gitmiştik e, şimdi e, ve orada iki tane e, bu e, Pinochet dönemine e, e, atfen e, yapılmış e, müze gördük bir tanesi insan hakları ve Bellek müzesiydi. Ve bu bir Pinochet dönemi korkunç bir dönem biliyorsunuz. Yani dünya üzerindeki en beter siyasi dönemlerden bir tanesi ve birçok insanı işkenceyle falan öldürüyorlar. Yakınları ulaşamıyor bile ki benzer hikayeler biliyorsunuz bizim coğrafyalarda da var. Ve bu orada böyle bir sanıyorum 5000 bin kadar kişi, 5000 bin küsur kadar kişi şey yasaktı bu arada binada fotoğraf çekmek ben bir şekilde eşimin arkasına gizlendim falan ve böyle bir fotoğraf çekmek istedim çünkü hayatımda gördüğüm en vurucu yani etkileyici diyemeyeceğim çünkü o kadar ağır bir konu ki yani vurucu demeyi tercih ediyorum bir fotoğraf yerleştirmesi vardı duvarın üzerinde ve bir sürü siyah beyaz fotoğraf görüyorsunuz. Tabii eskiden kalma. O kişilerin hepsinin yok olduğunu anlıyoruz. Sonra aralarında hiç fotoğraf olmayan sadece beyaz zeminin çerçevelendiği bazı eklemeler de görüyorsunuz. Onlar da şey anlamına geliyor. Yani evet bu kişi de kayıp ama fotoğrafı bile yok. Fotoğrafı da kayıp yani. gibi Böyle çok ağır bir şeydi gerçekten. Ve ama e, yani o ağırlık size e, e, bir ya bir dakika böyle bir müze biz günün birinde inşallah biz de olacağız yani biz de uzlaşma yapacağız biz de bazı yüz, şeylerle yüzleşeceğiz falan diye bir motivasyon veriyor yani e, dolayısıyla e, yani bölgede o bölgede bir müze bence şart yani e, e, böyle ya ah ne güzel olur olsa falan değil şart yani insanlar e, böyle hatta yani e, bakın şöyle bir şey ben bir e, e, okuldayken arkadaşlar birlikte inşa ettiğimiz bir şey gösterdim ya e, o e, Amerikalı böyle bayağı çok zordur öyle adam bulmak Amerika'da ama e, böyle sosyalist hatta yani bayağı hardcore böyle solcu falan bir adamdı. E, ben mezuniyetten sonra onun, onunla çalıştım. Şahane bir tecrübeydi hiç unutmuyorum. Yani gene böyle sosyal içerikli bir mimarlık eylemi yaptım. Türkiye'de öyle bir eylem bulsaydım döndüğümde herhalde devam ediyor olurdum mimarla. Eee kendim de yapmaya ce ce cesaret edemedim. Neyse şey o Arizona'da da onun yeri. Tucson diye bir şehir. ve çok ya yani çöl işte. ve tabi tabii çölde olan hayvanlar falan var. Ee, dedi ki e, daha ikinci günüydü yani geldim oraya ondan sonra eve yerleştim e, falan. E, Jody dedi ki seni e, çöl müzesine götüreceğim. Ha ne güzel ha, çok iyi falan yani şahane bir vizyon tabii. E, e, dedi ki bir yöreyi tanıman lazım. Yani burada belli bir müddet mimarlık yapacağım. Yani burasının verileri nelerdir onu o müzede görmen olası. Ee, ve e, hakikaten e, çok güzel, bayağı böyle 5-6 saat falan geçirdiğimizde de işte e, e, faunasını, florasını e, tanıyorsun e, çünkü ona göre tasarım yapman lazım falan. Yani, yani do, dolayısıyla neyse, e, yani çünkü bir müze e, olması elzem. Yani e, e, hani bir arkeoloji müzesi de çok değerli tabii. Fakat ben o tarihleri görünce size başta bazı tarihler verdim ya deprem tarihleriyle ilgili. İnanamadım yani ve onlarca de kez deprem olmuş. Bir tanesinde 250 bin kişi ölmüş öbüründe 20 bin kişi ölmüş öbüründe 10 bin kişi ölmüş falan. Yani e, dolayısıyla e, e, keşke ha bu, bu arada pardon yapılan çalışmalarda e, şöyle bir e, şeyden bahsediyor. Bir kere Antakyalılar yani Antakya'yı temsil eden kişiler e, sos değiliz biz diyorlar yani yemeği siz yapacaksınız sonra üstüne de sos olarak bizi koyacaksınız onu kabul etmiyoruz diyorlar yani yani e, bir şey yapılacaksa bizle birlikte yapılacak yani biz biz e, bu, bu, bu işin içinde yoksak e, e, olmaz diyorlar e, ve e, o yüzden e, şu an itibariyle onların da dahil olduğu bir sürü, bir sürü platformda e, bazı çalışmalar yürüyor falan fakat platformların ortak olarak bir şey yapıp yapmadığı konusunda e, henüz bir e, bilgimiz yok. Yani e, bir, her zamanki durum yani bizde de mesela sol kesimde öyledir ya e, zaten hani az bir oy oranı vardır. Ondan sonra bir de bir, iyice bölünürsün. Fraksiyonlara ayrılınır falan bilmem ne. Biraz onun gibi bir durum var. Yani insanlar şu an itibariyle ortak bir şekilde e, çabaları yürüt, yürütmüyorlar bildiğim kadarıyla ve bunun bir an evvel o ortaklığa getirilmesi arzu ediliyor. E, çünkü Antakya'da durum acil bayağı acil. Yani bazı tescilli yapıların üzerinde iş makineleri falan görüldü. Onların videoları çekildi, fotoğrafları çekildi falan. Yani bu, bu bunun bir an evvel durması ve her tür insanın bir araya gelip yani ben şu anda Ortak Akıl Antakya diye bir gruba çağrı aldım. Yani bir kere bir toplantı oldu. Ben daha önce de bir toplantı olmuş. Ona o sırada katılım yani davet gelmemişti. Ee, şu an itibariyle bir şeyler konuşuluyor ama e, yani icraata nasıl icraata dökülecek falan onu e, henüz bilmiyoruz. Norman Foster e, adlı bir e, e, yani mimarisini çok severim ayrı. E, çok değerli bir mimardır e, hakikaten. Ama yani Norman Foster Antakya'dan ne anlar yani? E, anlatabiliyor muyum? Yani şimdi yani galiba onunla çalışan bir yani bizim de değerli mimarımız Bünyamin Derman var ama yani hani iş nereye yürüyecek nasıl olacak falan bu konularda henüz bir bilgi yok elimizde. dolayısıyla bir an evvel işin yavaş sindire sindire ve sağlıklı ve çoğulcu olarak katılımcı bir şekilde yürümesini arzu ediyoruz hepimiz. Çok Kenan güzelim. Bey Evet Kenan, Kenan Bey e söz, söz vermek istiyorum sevgili arkadaşım Kenan çok geçmiş olsun öncelikle. Sağ olun Binurcu merhaba. Geçmiş olsun. Ee, teşekkür ediyorum. Evet. Ben de depremi yaşadım. Şu an Ankara'dayım ee, Geçmiş olsun. Sağ olun. Ee, ben bir kere çok ben kıymetli de... bir pardon. Sen yani Antakya Kültürel Miras Koruma Derneği olarak da burada bize herhalde değil mi kendi görüşlerini hem de bir Antakyalı olarak kendi görüşlerini söyleyeceksin dinliyoruz seni. Evet teşekkür ediyorum ben çok kısa birkaç şey paylaşmak istiyorum çünkü Antakya'yı konuşmaya başlasak herhalde sahuru buluruz oruçtanlar için söylüyorum ben. O yüzden çok bir iki şey bir kere çok kıymetli bir sunum çok teşekkür ediyorum ben size bilgiler de güzel bilgiler çünkü yani benim aklıma gelmemişti itiraf edeyim yani çünkü Kurtuluş Caddesi'ne baktığınız zaman normal olarak çünkü ben o avlulu evlerde büyüdüm çocuktum o Antakya'da yeşil havuçlu evlerde geçti ee, akrabalarımın hepsinin havuçlu avlulu evi vardı o yüzden o kültürü bildiğim için Kurtuluş Caddesi'nde bu kadar dükkan yoktu işte o kadar çok dükkan açılınca sizin de dediğiniz gibi işte kolonları kesip biraz büyüttüğünüz zaman bir tek yapı kalmadı. Bir kere bunu paylaşayım istedim ben. İkincisi Hatay Arkeoloji Müzesi Antakyalılar bilir eskiden arabaların gidip araba yıkadığı bir göletin üzerine kurdular. Ve kazık çakarak kurdular. Şu an Hatay Arkeoloji Müzesi'nin statik sorunu var. Büyük Seramiklerin büyük bölümü kırıldı. Heykeller paramparça oldu. Bilmiyorum ne yapacaklar yani öyle bir sıkıntısı var. Çok açık etmiyorlar ama bilgi aldığım için biliyorum ben. Ha çünkü ben de, e, çok iyi oldu öğrendiğim yani hasar evet. var ama söylenmiyor öyle mi? Evet evet yani fotoğraf var çünkü fotoğraf çekilmiş ben onları gördüm. Yani heykeller kırılmış bir tak, birkaç tane şu bir dahil hani böyle birkaç önemli buldukları bir iki yapıyı böyle çelik şey almışlar ki. Şu bir zaten oraya konduğu zaman şu bir lima, kolay kolay kırılmazdı. Öyle bir sıkıntı var müzede. Hatta mozaiklerde de sıkıntı olduğu söyleniyor. İşte bir bölümünü Kırşehir'e taşımışlar. Müze öyle. Şimdi siz birçok şeyi söylediniz. Birçok platform var. Hepsinde içindeyim ben. En son ortak akıllı Antakya işte İstanbul'da bir grubun oluştu. Geçen iki gün önce de Antakya'dalardı. Dündü galiba dolaştılar. Şimdi bizim geleneksel evet. bir huyumuz vardır. Siz söylediniz, ben bir kez daha tekrar edeyim. Bir ara gelememe huyumuz var. Her şeyi herkes bildiği için ben şimdi merak ediyorum. Herkes kültürel miras uzmanı. Ben bu ara arkeologum, onu da söyleyeyim. Bildiğin hocamla meslektaşım ben. Ee, eski genel müdürüm, Kültür Bakanlığı uzun süre çalıştım ben. Yani bu yapıyı bildiğim için. Şimdi Antakya'nın bütün yeni ve eski Antakya'nın molozlarının yıkılması ve toplanması Şehircilik Bakanlığı'na verildi. Geçen hafta Kültür Bakanlığı Müzeler Genel Müdürü'nün kendisi ve birkaç uzmanıyla Antakya'da toplantı oldu. Ve bütün o toplantıya katılan bütün arkadaşlar çok mutlu çıktı. Ben hariç. Ben toplantı yoktum ama bilgileri topladım ben. Çünkü Şehircilik Bakanlığı sadece Kültür Bakanlığı kimi zaman görüş soruyor. Bir de bir ayrıma gittiler. Tescilli yapılar, tescilsiz yapılar diye. Ve dozerler iki gündür galiba bir gündür çalışmıyor. Eee o bütün bina şey yapıları e, kaldırmakla meşguller. Ben bütün bulunduğum <laughs> platformda hatta en son Ortak Akıl Antakya'da da söyledim. İstanbul'daki grup e, Ece Baba Hoca'nın organize ettiği Antakya evet. mimarların oyuncak alanına dönüşmesin. Bir kovboy kasabası ya da bir Disneyland'a dönüşmesin. Benim gördüğüm, Kerim'in için kusura bakmayın herkes elini ovuşturmakla meşgul. Antakyalı olmamayan Antakya Antakya üzerine o kadar çok konuşuyor ki ben sadece seyrediyorum. Bir şey yapamıyorum ama hani müdahale ediyorum kimi zaman hafif de böyle kırıcı olmuyorum ama hani kibarlıkla da bir şeyler söylemeye çalışıyorum. Lütfen herkes kenara çekilsin. Kenara hı hı. çekilsin. Yani bir 10 tane bu işi bilen adam bir araya gelsin. Platformlarından söz etmiyorum ben. Otursunlar. Yabancı uzman desteği, ciddi yabancı uzman desteği işte Şili örneği var verdiniz, Japonya örneği var verdiniz, Pakistan örneği var. Uzmanlar gelsinler önce bir kent nasıl tasarlanır ona baksın. Hı -hı. Yeni Antakya'yı nereye kuracaklar, eski yerine mi kuracaklar, başka yere mi kuracaklar? Bana göre eğer Antakya'nın deprem bittiyse eski yere kursunlar. Yeni Antakya'dan söz ediyorum. Eski Antakya Hı -hı. için henüz kimsenin bir fikri yok. Hiç kimse bir şey söylemiyor çünkü bilmiyorlar bana göre ne yapacaklarını. Eğer kafadan ses çıktığı için de böyle bir kakafoni oluştu. Bilmiyorum hı hı. Murat hı hı. Hocam ne diyorsunuz? Yani bu benim düşüncem. E, e, yani, e, öncelikle Kenan Bey çok değerli e, bu söyledikleriniz. Yani e, bir, bir de bilmediğim şeyler e, söylemiş olduğunuz bir, bilgilendim. E, ben de bu arada Antakyalı değilim, Antakya uzmanı değilim. Ee, ve böyle e, e, hani naçizane burada bir yok, şeyler yok. göstermeye çalıştım. Çok sakın sakın, yani sakın. bir, bir, yani bir ukalalık etmedim inşallah hayır, yani bilmediğim hayır, yani yanlış bir şey so söylemedim umarım. Baştan söyledim. Ee, ben son de çok değerli, çekiniyorum çünkü son derece değerli ben yeni şey öğrendim sizden onu da söyledim ben yani her şey bilememe şansım Hı. yok siz kendi gözleminizi çok da güzel fotoğraflar çekmişsiniz çok değerli bunlar. E, tabii ki ileride evet. bir deprem müzesi ya da bir şey müzesi yapılabilir ama belki beş sene sonra yani acele gerek yok. Önce bir arkeoloji müzesini toparlayalım toplanacaksa bir takım yapıları hı hı hı. toplayalım. Şimdi Şehircilik Bakanı ve Kültür Bakanlığı bir takım işte meclis binası, eski belediye binası, valilik binası, PTT binası gibi 3-4 tane binayı işte kiliseler, Ortodoks Kilisesi, Protestan Kilisesi gibi tümüyle yıkılmış yapılar ayağa kaldırmayı düşünüyor. Şu ayağa kaldırma lafını da hiç sevmiyorum ben. Ya yani neyi ayağa kaldırıyorsun? İzin var mı ayağa kaldırıyorsun? doğru bir kelime değil. Hani toparlanabilir, işte yeniden oluşturulabilir gibi böyle daha teknik, biraz daha kulağa hoş gelen yapılar, e, kelimeler bulmalılar diye düşünüyorum. Şimdi iki evet. bakanlığın da çabası böyle bir takım e, yapıları ortaya çıkmış. Işte camiler, Habib Necar Camisi. Çünkü Ulu Cami sıfırlandı biliyorsunuz. Ne yapacaklar kimse bilmiyor. Yani oraya böyle bir maket bir şey mi yapacaklar? Uyduruk zaten vakıflara kaldık mı zaten fena. Yani e, hiç unutmuyorum evet. ben. Ee, kısa bir şey anlatayım. 99 yılında e, Süleyman Demirel Cumhurbaşkanı'nken e, Aşkabat'a gittik, e, Türkmenistan'a. Bizim Diyanet bir e, cami hediye etmiş e, Türkmenistan'a. İşte Orta Asya'nın bir Mavi Kubbeli, kendini özgür, işte Severkant'ı, Buhara'da olan renkli şeyler yapıları vardır, cami özeti. Bizim Diyanet, Ankara'daki Kocatepe'nin birebir kopyasını uygulayıp oraya koymuş. Şimdi zihniyetli olunca vakıflardan her zaman çekiniyorum ben. Öyle bir sıkıntı. Lafı uzatmak istemiyorum. Ben konuşulacak çok konu var. Çok platform var. Her kafadan ses çıkıyor. Yanlış bilgiler var. Herkes var. kelime için özür diliyorum. Kimisi işte öne çıkıyor. Kimisi arkada kalıyor. Kimisi bir şey söylüyor. Aslında hiçbiri de bir şey bilmiyor. Özette bu. Hı -hı. Teşekkür ediyorum ben. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Bir Ayşen söz istiyor. Ona çok, çok kısa Ayşen'den önce bir şey söyleyeceğim size. Bu benim ikinci grup gezdirdiğim 99 depreminde Yalova'ya doğru gidiyoruz. Böyle minibüsteyiz. Ee, ve e, böyle birden e, adamın biri böyle şey yaptığı böyle bayağı şey hani heyecanla dur duralım duralım bir an evvel falan sor, ne oldu filan dedim ben ya yanda bir e, zemin etüdü yapan birisini gördüm dedi. Ondan sonra hemen araba durdu böyle geri döndük e, e, zemin etüdü yapan adamın e, yanına geldik e, ve böyle sonuçlara baktı. E, dedi ki ne, e, yani de, ben sordum ona ne, ne nedir durum falan. Kö ya iyi değil dedi. Biz buna e, yumurta kabuğu vakası deriz dedi. Yani e, şeyde e, e, çok e, e, yüzeyde çok ince bir sert tabaka, gerisi de e, e, kil e, yani bir 30 metre kadar kil ve böyle e, oynak bir zemin yani e, berbat bir sonuç dedi yani e, burada bina yani buradaki binaların hasar görmesi ihtimali yüksek dedi. Peki dedim bu durumda ne yaparsınız siz? E, ee, dedi ki o şeye bağlı yani ben ben burada e, yaşamak zorundaysam dedi. Bu bu bunu e, bu e, ne tür bir zorunluluk olabilir? Iklimsel bir zorunluluk olabilir, suya yakınlık olabilir, kültürel bir zorunluluk olabilir. Yani ben e, e, burada yüz geçirdim, buradan gitmek istemiyorum diyebilir insanlar falan O zaman dedi orada kalmamız gerekiyorsa kazıkla temel yaparız dedi. Yani e, burada dedi işte 35. metrede e, sert zemin gözüküyor biz dedi temellerimizi o sert zemine hani pencerelerimizi geçirecek kadar o kadar ineriz ondan sonra da o binalar depreme dayanır dedi yani bunun çözümü var yani dolayısıyla Antakya'da da biz hani göster gösterdiğim o eski belgeler var ya eski Antakya her zaman Asi Nehri'nin kenarında konuşlanan ve e, çeşitli şekiller değiştirmesine rağmen bundan vazgeçmeyen bir yerleşme olmuş. Yani demek ki buradan vazgeçilmeyecek. Eski Antakya'yı da başka bir yere taşımak e, saçma bir şey olur. Sizin dediğiniz gibi tema parkına dönüşür o zaman. Evet. E, e, ve demek ki o zaman bunları yaparken kazıklı temel yapacağız. Yani bir, evet. bir, bir, var. Hepsinin bir çözümü var. E, Ayşen pardon lafını e, şey e, geciktirdim. E, Ayşen Savaş'a söz veriyorum. Ayşen'cim evet. Merhaba. Çok teşekkürler, her ikinize sevgili bir durum Muratcığım merhaba bu ortamda çok geçmiş olsun hepimize tekrar. Ben hemen söylemek istiyorum bu belgeleme çalışmaları özellikle görsel belgeleme çok çok önemli, kent hafızasının derlenmesi çok önemli. Özlemek hatırlıyorum. Ayrıca da belki müze ya da benzeri bir hafıza kurumu hemen oluşturmalı ve var olan müzelerle işbirliği içinde yapılmalı ee, bu. Çok büyük bir parasal destek alındı e, tabii. Yani hemen yapılaşma yerine e, belki bu işte savaş gibi bir şey aslında. Savaş sonrası Avrupa'nın yaşadığı benzer durumlara belki benzer bir örgütlenmeyle değil mi? Yitip giden insanların anılarını da derlemek için onları e, tümüyle kaybetmemek için hemen yapılmalı bence bu. Ve bu Blue Shield tabi hmm. e. tabii onların öncülüğünde de çok büyük bir maddi destek sağlandı. Türkiye'ye bunun da izni sürmekte e, fayda var diye düşünüyorum, yarar var. E, onları da yitirmeden e, başka kaynaklara aktarılmadan uyarıya çok katılıyorum Kenan Bey'in söylediği uyarıya da. Her ikinize de çok çok Hı -hı. teşekkürler. İyi günlerde, iyi konularda görüşmek umuduyla. Bir araya gelelim değil mi? Doğru, doğru. Evet. Çok teşekkürler Ayşen, çok sağ ol. Çok teşekkürler Ayşencim. Ee, evet başka Elif. Berfu, benim öğrencim. Evet Berfu. Merhaba öncelikle. Ben çok teşekkür etmek istiyorum. Böyle bir belgeleme çalışmasına imza atıyor olmanız çok değerli bence. Ben de sahanın dışındaydım. Genelde Ankara'da elimden geleni yapmaya çalıştım arkadaşlarımla birlikte. Çok fazla şöyle bir şey duyuldu burada hani farklı insanlardan. Um, genellikle şöyle söylendi. Hani yıkım çok büyük. E, bu bu kadar insanın ölmesi, bu kadar yaralanma olması normal diye e, şeyi açıklamakta çok zorluk çektik e, insanlar. Hani sağlam binaların gerçekten olduğu ve yıkılmayan binaların çok fazla olduğunu. Ben bu konudaki gö gözleminizi çok merak ediyorum. Yine bahsettiğin evet, e tekrardan söylemek istedim. Tabii tabii tamam. Tabii ki şöyle benim gözlediğim yani hakikaten işte büyük yıkım diye zaten bu bütün hepsini bu belgeleme çalışmasını öyle adlandırmamın nedeni de oydu. Gerçekten böyle nutkum tutuldu, nefesim kesildi gördüğüm şeylerden falan. Şimdi evet mesela zemindeki şartlarla binanın kalitesiz inşaatı bir araya gelince onların hepsi zaten o. Dümdüz olanlar oldu. Yani şey sıfır enkaz veya işte kadayıf deniyor bazen. Herkes farklı bir terim kullanıyor. Onlar ikisi bir araya geldi. Yani mesela şöyle size Maraş'tan çok güzel bir örnek verebilirim aslında. Şimdi Maraş'ın merkezi hatta sonu dereyle biten bazı mahalleler falan var. Yani bu demek oluyor ki Maraş'ın merkezi bir vadi, bir nehir yatağı. ve Hatta belki birkaç nehirin yatağı. E, ve e, orada da binalar tabii daha eski tarihlerde yapılmış. E, dolayısıyla burada ne oluyor? E, nervürsüz demir, e, kalitesiz e, inşaat, e, gevşek zemin bir araya gelince e, yani böyle e, e, da, acayip bir yıkım. Mesela Adıyaman'da öyle değildi. Adıyaman'daki yıkımların büyük çoğunluğu, e, on, onları tabii göstermedim, e, sunumda var onlar ama çok vakit alırdı o zaman, 2-3 saate uzardı. Adıyaman'daki yıkımların çoğunluğu bireysel yıkımlar. Yani orada diyorsun ki evet ya bu bina kötüymüş. O yüzden çevresindeki birçok bina ayaktayken sadece bu yıkılı da yıkılmış. Yani orada hemen onu anlıyorsun. Ama Maraş'a geçtiğimizde özellikle merkezde Yapı Adası büyüklüğünde çöküşler var. Yani yan yana 15 tane bina birden gitmiş. Bunun tabii bir de başka şeyleri de var. Binalar yan yana durduğu için onların tabliye e, yükseklikleri e, e, eşit olmadığı için yani tabliyeler birbirine değse böyle belki o kitlesel yıkım olmayacak. E, o, o da vakalardan bir tanesi bu e, e, yumuşak kat gibi birisinin tabliyesi daha yukarıda olduğu için ön, bunun tabliyesiyle bunun tabliyesi birbirinin duvarlarına vuruyor. Ve binaya ekstra bir zarar e, e, getiriyor bu e, etkileşim çünkü her bina farklı yüksekliklerde farklı malzemelerle inşa ediliyor falan. E, şimdi e, çok sevinerek gördüm ki e, e, Maraş'ın e, dağ etekleri, o yüzden Antakya'da da o dağ eteği, dağ eteği lafını devamlı ettim Habibine Cerdan'ın eteğini. E, e, Doğu kentiye bir yer var. Ve beni gezdiren kişi sağ olsun ilk oradan başlattı. Yani çok çok da iyi etti. Yani ben kendi başıma bilemeyebilirdim bunu. Ve orada binaların çok büyük çoğunluğu yeni. Yani bayağı baya yeni. Hani bazısı belki 10 sene, bazısı 15 sene, bazısı da 2-3 sene, bazısı yepyeni falan. Buradaki yıkım yüzde 90 küsürler itibariyle yok. Yani büyük yani 90 küsür dayanmış binalar. Hasar var mı var? Yani o binada bir daha yaşayabilir misiniz? Hayır yaşayamazsınız. O binaların belli bir bölümünün yani 90 küsür dayanan binanın belki belki yani ben bilemiyorum şu an öyle hani aklımda kalan şeyden e, hani kafadan atıyorum bir şekilde yani belki yüzde otuzunun tamamıyla yıkılması lazım. Çünkü artık e, esneme olmuş, stüktür sistemi esnemiş, bitmiş, taşımış yani işini görmüş, insanları öldürmemiş, bina yıkılmamış ama o binaya bir daha girilmez. E, yani bunu ben bile anlarım dışarıdan çok net. Yani fotoğraflarda falan da gözüküyor zaten. E, e, zaten e, o, o, o hasar e, e, ağır hasarlı veya orta hasarlı falan diye hasar e, tespiti verildiği de belli. Çünkü birçok binanın üzerinde, yıkılmamış birçok binanın üzerinde bu vinçlerle e, e, taşınma yapılıyor ya şimdi. Bir vinç kolu dayıyorlar, sonra ona da bir asansör bağlıyorlar. Bütün dışarıdan taşınıyor bütün eşyalar. E, bayağı ciddi bir göç vardı. orada bir O, o da çok insana dokunuyor. Yani e, birçok insan göçmekteydi. Bir sürü... E, taşınma kamyonu gördüm, nakliye kamyonu gördüm, bu işte bahsettiğim vinçlerden gördüm falan. Yani e, dolayısıyla yeni e, ama en azından şunu gözledim. Yani sorunuza biraz cevap olacaksa, e, yeni binalar bir de doğru zeminle birleştiğinde e, iyi sonuç verdi. Yani o binalar demek ki deprem yönetmeliğine uygun ya da uyguna yakın inşa edilmiş ki, bir de sert zemin, iyi bir zeminle e, karşılaşınca e, insanları öldürmediler ve sadece hasarlı olarak depremden çıktılar. Yani iş dolayısıyla görevlerini gördüler. Yani e, dolayısıyla e, hani bir e, şey e, gösterdim ya Kenan Bey'in, Kenan Kantarcı'nın e, e, haritacı, e, bir drone fotoğrafını, bir bir yerde böyle acayip büyük bir boşluk gözüküyordu. İşte o fotoğrafta çok iyi anlaşılıyor şey. Yani on, e, büyük olası da oradaki e, boşlukların üçte biri falan enkazdı e, veya bir dörtte biri enkazdı. Geri kalan dörtte üçü hasarlı ama yıkılması gereken, tekrardan yapılması gereken binalardı. Yani dolayısıyla e, öyle de çok hasar var. Çok 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 teşekkür ederim. Tekrardan emeğiniz evet. için de evet. teşekkür ederim. Bilir Hocam'a da ayrıca teşekkür ederim. Rica ederim, rica ederim. Bir zevk Ben yani bu bilgiyi, ee, hepimizin bildiklerini paylaşması gerekiyor öyle bir dönemdeyiz yani şu, şu an bizi e, e, işbirliği dayanışma kurtaracak başka hiç yolu yok kesinlikle katılıyorum ee, başka sorusu ya da Murat Bey'e e, söylemek istediğiniz e, bir şey var mıdır konuklardan herhalde sona geldik e, Pardon, Nil Memişoğlu. Evet, buyurunuz. Evet, merhaba. Ee, çok teşekkür ediyorum e, vakit ayırdığınız için e, ve ben uzatmadan çok hızlıca sorumu sormaya çalışacağım. Aslında tam daha kafamda kuramamıştım sorumu ama e, Murat Hocam, e, sizi dinlemek hakikaten çok büyük bir şans. Kenan Hocam da burada, onu da gördüm ve çok mutlu oldum. E, Nil Memişoğlu, ben... E, Sosyologum Birleşmiş Milletler'de çalışıyorum. Ben de hasbel kader bir manevi yakınlık da hissettiğim için Hatay'a ya olabildiğince yakından takip etmeye çalışıyorum bütün bu olan çalışmaları. Yeniden Antakya platformu kuruldu. Bu bir dernek, onun da üyesiyim. Kenan Hocamla da oradan zaten tanışıyorum. Aynı zamanda Ortak Akıl Antakya'yı da takip etmeye çalışıyorum. Dün de Hatay'daydım. Ee, onun evet. da toplantısına katıldım. Ee, o toplantıda çokça dile getirilen bir e, orada konuşmalarda da hep duyduğum kaygı şu e, Antakyalılarla da konuştuğumda evet yavaş olsun siz de buna vurgu yaptınız. E, bunu e, çok hızlı bir şekilde yapamayız. Antakya'dan söz ediyoruz. E, tarihi bir kentten söz ediyoruz. Ama bir taraftan yavaş ve temkinli ilerlerken e, şehirde de e, yasalarda bir anda bir değişiklikler olabiliyor. Bu e, yani aslında işte bir ohal ilan edildi Antakya özelinde bunun e, şehir şehre e, oradaki tarihi dokuya artısı eksisi bir taraftan bilinçlenmeye büyük bir ihtiyaç var oradaki halk bilmiyor e, en azından konuştuklarımız ohal ilan edildi ve benim oradaki işte dükkanım evim ne tür haklarım var 3 gün içerisinde itiraz hakkı var işte bir ay içerisinde şu var gibi bir sürü başka yasal konular da var. Şimdi hı hı. halk çok e, tabii e, şaşkın ve e, güven de sarsıldığı için e, ne yapacaklarını bilmiyorlar. Yani bir şeyleri hızlıca yapmak gibi bir refleks de var. Oradakilerde de aynı, halkta da aynı şey var. Hem korunsun diyor kültürel mirasın bina ama orada evim var benim bir an önce şunu da yapmam gerek. E, bu süre zarfına yani bir şeyleri yavaş ve temkinli ilerletirken e, bazı konuların da böyle hızlı hızlı halledilmesi konusunda biz neleri kaçırabiliriz veya nelere dikkat etmeliyiz? Bilmiyorum sorumu toparlayabildim mi? Ama sizin izleniminizi merak ediyorum gözlemleriniz bu o hal özelinde yavaş ilerlerken bir taraftan neleri acaba ayrıca bizim böyle daha pür dikkat bakmamız takip etmemiz gerekiyor. Ya şöyle ben bir İBB ile itü restorasyon bölümünün Birlikte yapmakta olduğu bir sergiye çağrı aldım. Bu karşılaştırma fotoğrafları fotoğrafları orada olacak. Bu arada İTÜ çok değerli bir çalışma yapmış. Eski Antakya'da büyük çoğunluğu Kurtuluş Caddesi üzerinde olan ama bir kısmı da diğer bazı sokaklarda olan. Yani bütün sokaklar tabii çok zor, mümkün değil böyle bir şey yapmak. Ama bir öğrenci projesi olarak. Daha, yok pardon öğrenci projesi de değil galiba bayağı restorasyon bölümünün kendi çalışması böyle bir röleve çalışması yapılmış birçok cephe çizimi var renklen yani otoketle çizilmiş daha sonra elle renklendirilmiş öyle paftalar var ve aynı zamanda bazı evlerinde planları var yani tabi her eve giremedikleri için bunu yapamamışlar bazı evlerin plan çizimlerinin bile olması tabii çok değerli. Çok çok güzel bir dokumentasyon. Yani böyle bir şeyin içinde olmak çok sevindirdi beni. Çünkü çok ciddiyetli yapılmış. Dolayısıyla çizimler, fotoğraflar birbirlerini destekliyor olacaklar. Şimdi orada gene o da benim Antakya ile bağlantılı içinde olduğum başka bir grup. Orada geçen gün söylenen bir duruma bir şeye göre orası neydi? Bir özel terimi vardı onun. Bir şey ilan edilmiş. Bu surdaki gibi. Yani Diyarbakır surun canına okudular ya okundu ya. E, daha afet sonra bölgesi şimdi... ilan edildi sanıyorum. Ha, afet, afet bölgesi edildi. mi evet. galiba? Ha evet. tamam şimdi evet. e, sur surda böyle bir ilan olduktan sonra e, e, o e, haritada e, hangi bölgenin olduğu e, çizgiyle çizilmiş, o çizgi olan yerlere e, demir e, metal perde koymuşlar ve ondan sonra insanları içeri bırakmamışlar. E, yani böyle bir şey olacaksa tabii korkunç durum yani e, onun. E, Bence legal ya da illegal bir şekilde yani buna da tabi izin vermezler biliyorum ama yani dronla mı hoştu o zaman da GPS kalkanı koyacaklar, jammer koyacaklar bilmem ne falan ya yani bu yani bunun ne yapıp ne edilip bir şekilde izlenmesi lazım yani sen nasıl saklayabilirsin ne ne yapıldığını orada yani bir Antakya gibi bir yerde yani Diyarbakır surda tamam çok değerli bir yer falan ama yani Antakya'nın yani şu baktığımız şeyleri görünce ben diyorum ki ya yani inanılmaz ya dünyanın en önemli e, e, yerleşmelerinden biri ya Antakya yani bunu nasıl gözlerden saklı ve demir perdenin arkasına gizleyerek yapabilirsin böyle bir şey mümkün değil yani bunu bunu nasıl engelleyebiliriz bilmiyorum e, yani e, 30'unda galiba mıydı yanlış mı hatırlıyorum Yok pardon 30'unda değil e, galiba ya iki gün önce ya dün mü e, ya da belki üç gün önce bir insan zinciri e, e, projesi vardı orada bildiğim kadarıyla e, e, şey bunu e, Ayhan Bey Ayhan Kara kendisi de bir iş insanı galiba aynı zamanda fotoğraflar da çekiyor o söylemişti bana e, yani e, evet e, ben en son ne e, okulda olduğum gün konuştum Çarşamba günü evet yani dolayısıyla dün e, öyle bir pardon Perşembe günü öyle bir yürüyüş olmuş olması gerekiyor bir insan zinciri kurulması falan yani herhalde bu tür eylemlerle ancak bir haberdar olacağız ne oluyor ne bitiyor kim kim nasıl yapıyor falan bir de daha henüz bir paylaşılmış proje görmedik yani bu surda şey burayı Toledo yapacağız falan diye gayet böyle sıradan beter beter binalar Eninde sonunda servis edilmişti basına böyle şeyler çıkacak falan diye E şimdi Antakya ile ilgili öyle bir şey de görmedik. Ama bir yandan iş yürüyor diye duyuyoruz. Yani aslında korkunç yani olan bir tane. Yani nasıl nasıl haberdar olacağız? Ne olacak falan? Yani bilmiyorum. Ben de bir şey öneremiyorum ve hiç fikrim yok. Nasıl ilerlenmesi gerektiği konusunda. Ama çok acil bir müdahale gerektiği kesin. Ben bir, küçük bir duyuru yapayım izninizle. Salı günü Twitter üzerinden Yeniden Antakya platformu bir sohbet başlatacak. İlk sohbet olacak bu. Tamamen bununla ilgili hı hı. afet yönetimi, afet bölgesi ilan edildi ve sonraki etkileri ne olacak? Ee, orada Hatay Baro Başkanı, Sanayi e, e, Baro Başkanı var. Hacettepe Üniversitesi'nin hukuk fakültesinden ceza hukuk hocası, Hatay Mimarlar Odası Başkanı ee, ve ortak hı hı. akıldaki e, e, mimar Ece Hanım da e, sanıyorum bu sohbetin moder moderasyonunu üstlenecek. Eğer müsait olursanız hı hı. bu Twitter'daki Yeniden Antakya platformuna salı günü saat 8.30'da başlayacak. Orada olabildiğince bunları konuşmaya çalışacaklar. Siz de Murat Hocam müsait olursanız. Şey, bu şey Twitter'da hani bir yeni bir özellik çıktı. Şey evet. sohbet yapılabilir. Sohbet oda, Twitter sohbet odası gibi mi? Evet, evet. Benim bir sunumum var bir müzede. Bu işte şey aşırı şehirleşme ve Kent yani doğadaki tahribatla falan ilgili e, Elgiz Müzesi'nde e, yani herhalde sekiz buçuğa evde olurum diye düşünüyorum. E, yetişebilirsem açmak isterim. Yani bir e, e, kim başlatacaktı demiştiniz? Ben şimdi şey, buradan de yazdım. E, Yeniden Antakya platformu. Ha, tamam. Evet. E, Twitter'da başlatacağı sohbet. Tamam. Kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına uzmanlarla buluşuyoruz diye bunu e, Buradan da paylaşmış olalım o zaman. Tamam. Te çok teşekkür ederim size ve bildir hocam. Sağ olun. Rica sağ ederim, olun. rica ederim. Çok sağ ee, olun. Sağ için. Ortak akılın ne kadar önemli olduğunu ben de katılmaya çalışacağım e, salı akşamı. E, çok değerli aslında. Hakikaten hı hı. E, elimizden geleni yapmalıyız diye düşünüyorum. E, Kes evet. Sona geldik Murat Germen. Bu değerli konuşma için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çok Rica keyifli ederim. oldu ve sanıyorum sadece ben değil, bütün burada katılımcılar sona kadar kalan hepsi çok keyif aldılar diye düşünüyorum. Güzel sorular Rica. geldi, neler geldi. Ee, hepimizin çok duyarlı olması e, gereken bir dönemdeyiz e, ve biz aslında Antakya halkını öne çıkaran e, projelerde onlara destek sunmalıyız diye düşünüyorum. E, hı hı. Ve herkese e, güzel bir hafta sonu diliyorum. E, geri kalanını keyifle yaşamanız dileğimle. E, i̇lk fırsatta da e, YouTube'a koyacağım e, ve paylaşım da sağlayacağım e, diğer otoritelerin de aslında e, bu konuşmayı dinlemeleri adına e, değerli bir belge olarak görüyorum. E, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. E, her, Herkes de sabrı için teşekkür ediyorum. Sonuna kadar dinlediniz. E, çok sağ olun. Hoşçakalın. Sağ olun. Hoş, hoşçakalın. İyi akşamlar. Teşekkürler. İyi akşamlar. Tamam. Sağ olun. İyi akşamlar. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar.